yoldaşlar ve misafirleri, 132. oturumumuza hoş geldiniz. Kabaca 3-4 hafta önce biz kediyi çok uzak bir yerlere bırakıp geldik, terk ettik orada. Ama aradan geçen bu süre içinde bugün evin yolunu buldu ve hepimiz burada onu karşılamak için buluştuk. Bu bizim 132. oturumumuz, kediyi terk etmek adı altında. Burada video kaydı yapıyoruz. Bunu bizim Zumbalaki ortamında, YouTube kanalımızda, web sitemizde burada yazılı gibi paylaşacağız. Burada kalırsanız bu videoya yayınlanmasına izin verdiğinizin göstergesi oluyor o. Ama şu ana kadar da ilk başta başlamasak da kimse itiraz etmedi. Onun için izninizle ben bunu kapatıyorum artık. Gören gördü. Evet, ama kayıt sürüyor. Şimdi bu oturumda iki konuşmacımız olacak. Onları İsmail, moderatörümüz İsmail anlatacak. Ben önce bu iki konuşmacımıza, Bülent Başaran ve Ebru Yalçın'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bülent'in itiraf ettiği gibi Ebru benden çok çok daha iyi bir konuşmacıdır dedi. Öyle demedi mi başta İsmail biz ön toplantıda? Evet. Ondan sonra ikisine de çok teşekkürler. Fakat itiraf edeyim ki daha fazla teşekkürü onları bize yakalayıp getiren İsmail Karakuzey hak ediyor. Ve tabii her zamanki gibi Zoom taranlımız Ahmet Alptekin'e de çok teşekkürler. Haftaya Mustafa Şen, sosyoloji profesörü ODTÜ'de, onu dinleyeceğiz. Konusunu biraz uzunca anlatacağım 2-3 cümlede ama daha başlığı tam oturtamadık. Kendisi Türk İslamcı Örgütleri'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki faaliyetlerini anlatacak. Ve Türkiye'de din ve devlet ilişkisinin dönüşümü konuşmasını yapacak. Tek konuşmacı bu 29'unda, yani haftaya cuma, sonra 6 Temmuz, ki ondan sonra yaz saatine giriyoruz. 6 Temmuz'da Londra'daki London School of Economics, değil mi, LSE, oradan bir konuşmacımız var. O da demografinin ekonomisini anlatacak bize. Evet, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ben mikrofonu moderatörümüz İsmail Karakuzey'e devrediyorum. Buyur İsmail. Değerli Zoom'daşlar ve konuklar, iyi akşamlar. Zumbalaki adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben Zumbalaki hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl tanıdım, kısaca bahsedeceğim. Ben Zumbalaki grubu ile 2020 yılların sonlarına doğru tanıştım. Ve o zamanlardan beri neredeyse 1,5 yıldır bu grubun üyesiyim. O zamanlar katıldığım toplantılarda merakımı gidermek için grup yöneticisi Sayın Cem Baysal'a bir mail atmış. Zumbalaki grubunun amacı, vizyonu ve misyonu nedir? Ne yapmak istiyor diye soru sormuştum. Sayın Baysal'dan aldığım cevap kısa ve özdü. Bekle, gör ve izle. O zamandan bu zamana neredeyse tüm toplantılara katıldım. Bu toplantılarda konuşulan konular her zaman ilginç, farklı, önemli, kişiye dokunan, bilgilendirici, çözüme yönelik sonuçlarıyla bir misyonu yerine getirirken Zumbalaki tarihe not düşmektedir. Sevgili Cem Baysal, yüce mod olarak beyaz saçları, keskin bakışları ve tatlı sert müdahaleleriyle Zumbalaki'nin karakterini ve kişiliğini oluşturuyor. Onsuz bir Zumbalaki sunumu, oturumu düşünmek imkansız gibi. Her bir toplantı Cem Baysal klasiği. Özellikle Zumbalaki'nin üyelerinin içinde birisi var ki, grubun nazarlığı, nazar boncuğu, köşesinde hiç eksilmeyen, tüm toplantılara katılan, gülen yüzüyle Fethullah abimiz. Kendisine konuşmalar bittikten sonra üçgen, jeoloji ve uzaydan bahsetmemesi koşuluyla söz verilen abimize
Allah başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin diliyorum. Zumbaraki'ye kayıtlı olan her kişi kendi ağırlığınca çok değerli kişilerden oluşurken ben ailem olarak kabul ettiğim bu grubun içinde olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Diğer İsmail, bir ailem çok olarak... teşekkürler. Çok çok sağ ol. Ya inanılır gibi değil. Gerçekten ben de bir kalp yapayım şurada ama izin ver Fethullah abi bir el sallasın da insanlar görsün Fethullah abimizi. Evet. Ama peki teşekkürler. Çok hoş oldu bu. Diğer bir ailem olarak kabul ettiğim İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 87 mezunu sınıf arkadaşlarım mezuniyetimizin 30. yılında onlara bir kısa şiir yazmıştım. Sizinle paylaşmak isterim. Sene 1982, yer Selimiye, atıldı tohumlar. Sene 1987, yer avcılar, tohumlar oldu fidanlar. Kimimiz ana vatanda, kimimiz yavru vatanda, kimimiz el vatanında. Sene 2017, tohumlar oldu fidanlar. Kimimiz ağaç oldu fidanlar. Verdi damak tadında meyveler. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk 1923'te atmış olduğu tohumlar şimdi ağaç oldu, meyveleri burada. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet ettiği zamanın gençleri olarak bizlere çok iş düşüyor. Yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir ülke için tüm canlı, cansız varlıkların eşit olarak korunduğu adil bir yaşam dileğiyle. Biz programımızı, bugün iki konuşmacımız var. Sayın Ebru Yalçın ve Bülent Başaran. İlk konuşmacımız Bülent Başaran'ın 45 dakika bir konuşması olacak. Bu konuşmanın sonunda yakın chatten yazılı soruları yazabilirsiniz. Daha sonra Sayın Ebru Yalçın'ın özgeçmişini okuduktan sonra kedi davranışlarıyla ilgili sunumu 30-35 dakika olacak. Sunumu bitmeye yakın yine chatten yazılı sorulara geçeceğiz. Bitiminden daha sonra el kaldırılarak sözlü sorulara geçeceğiz. Sözlü konuşmacılarımız Sayın Ebru Yalçın ve Sayın Bülent Başaran'la konuşacak. Şimdi ben Bülent Başaran'ın özgeçmişini okuyorum. 1967'de Antakya'da dünyaya geldi. İlk orta öğrenimini Pendik'te tamamladı. 1987 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Sınıf arkadaşım Bülent arkadaşımız. 1921 yılında Londra'ya yerleşti. 1997 yılında Marek hastalığıyla ilgili araştırmalar yaptı. Turkish Fan Cat Club, Klasik Turkish Fan Cat Club, Progressive Turkish Fan Cat Club'da aktif görevler aldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Üstünlük Hizmet Sertifikası ile ödüllendirildi. 2018'de tıp tarihi master yapmaya başladı. Özellikle Türk Veteriner Hekimliği, Tarihi ve Anadolu Kedileri ve Evcilleştirmeleri Anadolu Köpekleri, Türk Atları ve Tarihi At konularında değişik araştırmalarına devam etmektedir. Buyurun Bülent Bey. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum İsmail Bey. Öncelikle size çok teşekkür etmek isterim. İlk slaytımla başlayayım. Bu hoşuma giden bir fotoğraf. Kedilerin de fotoğrafa sahip çıktığını göstermek adına. Benim yazılı bir metnim yok. Tamamı resimler ve slaytlarla oluşacak. Ben öncelikle kediyi terk etmek ismine hayran kaldım. Çünkü yıllardır yani çocukluğumdan beri evimizde kedi olan bir insan olarak bilirim ki, çok iyi bilirim ki kediyi terk edemezsiniz. Bunu sadece sonradan kedi edinmeye çalışan insanlar tahmin eder, düşünür. Onun için bir Japon'u çok da suçlayamıyorum. Güney Karoli miydi yoksa? Bildiğim kadarıyla kediler, yani siz kediyi seçemezsiniz. Kedi sizi ve ailenizi seçer. Onun için de hatta İngiltere'de hiçbir zaman benim bir kedim var demez insanlar.
I owe by a cat der. Yani bir kedi tarafından sahip edilmişimdir. Sahibim bir kedidir der insanlar. Onun için gene de hoşuma gitti. Hem kitap çok ilginçti, hem de başlık çok çok güzeldi. Sayın Cem Bey'e bu kitabı bulmuş olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü okudum, hard copy'sinde satın almaya çalışıyorum. Benim burada, ben Londra'da yaşıyorum. Burada şimdiye kadar 3 tane değişik kedi kulübünde çalıştım. Bunların hepsi de Turkish One Cat'ti. Buradaki hedeflerimden bir tanesi tabii bir Türk ve bir veteriner hekim olarak kedilerin ve Türk kedilerinin tanıtımını sağlamak. Onun için de Turkish One Cat Club'ı bir vaktiniz olduğu zaman girip ziyaret etmenizi çok isterim web sitemize. İngiltere'de yaklaşık 1000 tane Turkish One Cat var. Bunların tamamı yurt dışından, yani Türkiye'den getirilmiş kediler ve burada daha sonra üretilmiş kediler. Şimdi çok daha uzağa gitmeden başlığımıza sadık kalarak ben neler Bu konuşmada neler yapacağımı anlatmaya çalışayım size. Çünkü kedi konusuna girdiğim zaman ben 6 saatten önce kapatamıyorum konuyu. Bu konuşmada tarih konuşacağım, kedi konuşacağım, arkeoloji ve kedilerin evcilleştirilmesinin hikayesini anlatacağım. Bolca genetik bağlantılar kurmaya çalışacağım. Çünkü vatandan bir yolculuk şeklinde veya bir hırsızlık şeklinde kediler dışarı çıkartılırken bir sürü antropolojik olaylar olmuş. Bunlara dikkat çekmeye çalışacağım. Sonra tekrar tarih konusuna gireceğim ve tarihi de inkar edeceğim. Çünkü bana göre bu şu anda okuduğumuz tarihte Batılılar tarafından, beyaz insan tarafından yazılmış ve kendilerini öven bir tarih diye düşünüyorum. İlk konu da bu zaten. Kediyi terk etmek derken aklıma ilk ülkeyi terk eden bir kedi slide ile başlamak istiyorum. Sivas'ın Divri ilçesindeki caminin kapısında bulunması gereken, ancak şu anda Amerika'da bulunan bir pirinç işleme görülüyor. Ne kadar ilginç ki bu pirinç işleme Orta Asya'dan gelen bağlarımızla bir şamanik iki tane ejderin ortasında bir kedi kafasıyla işlenmiş muhteşem bir kapı tokuma. O kadar güzel ki adamlar çalmışlar. Demin de bahsettiğim gibi Turkish One Cat Club benim bağlı bulunduğum ve şu anda yönetimde bulunduğum bir club. Üyelerinin yaklaşık 6-7 tanesi kedi üretmeye hala devam etmekte ve genetik havuz düştükçe Türkiye'den kedi getirmeye çalışmaktayız. Burada bahsettiğimiz Turkish One Cat dediğimiz kedi aslında hepimizin bildiği bembeyaz Türk Van kedisi değil yalnız. Üstünde lekeleri olan, değişik yerlerinde değişik lekeleri olan, birazdan anlatacağım kediler. Bu bir Viking işlemesi, bir kolye ucu galiba. Neden Viking'e geldik hemen? Çünkü Anadolu'dan kaçırılan kedilerin bir yolu da bugünlerde aktif olarak konuşulan Ukrayna üzeri, yani Kiev, zaten Vikinglerin kurduğu bir başkent. Don Nehri boyunca aşağı inerken Vikingler Karadeniz'e gelmişler. Karadeniz'de yağmalama yapmışlar. Şu işaret zaten bir kano şeklinde tekneyi temsil ediyor. Ve her bir teknede mutlaka bir tane kedi bulunduruyorlarmış. Kuzey Karadeniz'den ve İstanbul'dan aldıkları kediler pestle, yani farelerle mücadele için buralarda kullanılmış. Ve daha sonra birazdan bahsedeceğim. Özellikle Vikingler biliyorsunuz Sibirya ve Norwegian kedileri, orman kedileriyle bağlantıları var.
Her iki kedi de, yani Siberyan orman kedisi ve Norveç orman kedileri, Ankara, Turkish Ankara kedilerinin genetik olarak materyalinin birebir uyuşması halinde gerçekleşen bir olay. Evet, şimdi çabucak konuya bu slaytla başlayayım. Evcilleştirme Anadolu'da başlıyor ve bunu bütün delilleriyle kabul edilmiş durumda. Yani gene Batılılar tarafından araştırılmış. Mesela özür dilerim. James Mellard isimli bir şahıs doktorasını arkeoloji dalında hacılarda yapmış ve bulduğu en önemli iki şey, bir tanesi kedilerin Hacılar ve Hattuşaş bölgelerinde 7000 yıl kadar önce evcilleştirildiğini anlatmakta. İkincisi de biranın da aynı dönemde brew edilmesini, olgunlaştığını ve bira içiminin de bu bölgede, yani Orta Anadolu'da yapıldığını gösteriyor. Kısacık bir anekdotla bunu anlatayım. Tahılları toplayan grup bir gün bir çukurca bir zemin içerisinde bu şeyi görüyor, tahılları görüyorlar ki hızlı bir yağmur yağdığında bu tahıllar ıslanıyorlar. Fakat onları orada unutup gittikleri için 2-3 gün sonra geldiklerinde bu tahılların bir çeşit olgunlaştığını orada şey yapıyorlar, tadına bakıyorlar, beğeniyorlar ve fark ediyorlar ki ishal ve benzeri hastalıklar için, yani bir çeşit zehirlenmelere karşı suyun kirlenmesini engelleyen bir sıvı olduğunu fark ediyorlar. Çünkü hafiften alkolleniyor bu tahıl ve bu şekilde aslında çok ilginç, Anadolu'da bunun, James Mellard bunu ispat etmiş durumda. Dünyada ilk bira olgunlaştırması da gene Anadolu'da olmuş. Şu anda da sanıyorum Türkiye'de oldukça hemen her evde bira yapımı gelişmekte. Tarım devriminden bahsetmem gerekiyor. Çünkü bu yukarıdaki, yani avcı toplayıcı grup bir zaman sonra taşıyamamaya başlamışlar topladıklarını. Ve Marx ve Gordon Child'ın teorileri bu. Neolithic Revolution, yani tarım devrimi olarak geçiyor ve şu an hala geçerli olan bir şey. Anadolu'da tam da şu bölgede, bakın buna yeni isim, bizim gençliğim, ben 70 girişliyim, ilkokula başlayayım. Mezopotamya dediğimiz bölgede okuduk biz. Daha sonra bunu daha fancy, daha hoş bir isimle Fertile Crescent adını çevirdiler. Bir hilal şeklinde, nedense şu bölgeyi de içine kattılar. Birkaç tane şehir var orada, eski şehirlerden. Ama bu verimli hilalin en önemli kısmı Anadolu'nun güneyi, güneydoğusu ve Mezopotamya bölgesinde yerleştirmiş, oluşan şehirler. Bu şehirlerde bizim için önemli olan şey şu, yerleşik düzene geçilmeye başlanmış ve bu yerleşik düzenine geçilmesinin, yani bu iki şahısın belirttiği en önemli konu, kendi tezlerinde belirttiği en önemli konu şunlar. Belli bir zaman sonra bir zeka patlaması oluyor insanlarda ve gözlem yapmaya başlıyorlar. Ve bu gözlemde işte köpeği şöyle kullanabiliriz, onun için şu şekilde evcilleştirelim. Kediyi de şu amaçla kullanabiliriz deyip onu da evcilleştirmeye çalışıyorlar. Tabii kedi buna köpek kadar yaklaşmasa da evcilleştirmeye, çünkü kedileri ben hala yarı vahşi diye düşünüyorum. Ve ister istemez bu çevrede oluşan, yani milattan önce 10 binlerde oluşan bu üstün tarım revolüsyonu, devrimi bir zaman sonra çevreye yayılmaya başlıyor.
şu şekilde gösterebilirim. Gene Anadolu merkezli. Tabii 4-5 değişik yerde daha geç de olsa tarihleri bu şekilde bir evcilleşme oluyor. Sırf hayvanlar değil bu evcilleşme. Tarım maddeleri yani arpa, buğday gibi hücreler, siitler, tahıllar da ilk başta onlar evcilleştiriliyor. Onlar ekilip biçilmeye, daha iyi bölümleri çıkartılmaya başlanıyor. Fakat bunun yolları, göç yolları gene insan DNA'sından takip edilerek yapılıyor, bulunuyor ki mesela Orta Anadolu bölgesinden genelde Doğu ve Orta, hatta Kuzey Avrupa'ya göçler olmasına rağmen Güney ve Güneydoğu Anadolu ve Levent bölgesinden de bu göçler daha çok deniz yoluyla Adriyatik, İtalya ve Fransa üzerinden İber Yarımadası ve Kuzey Afrika'ya göçler oluyor. Şimdi burada gene genetik giriyor işin içine. Yani öyle bir şey buluyorlar ki mesela İtalya'da bir mezar bulunuyor. 8000 yıl geçmişe dayalı DNA'ları Tunceli'de yaşayan bir köylünün DNA'larıyla çakışıyor. Bu korkunç bir olay. İtalyanlar için tabii. Tunceli olmak, yani tenzil ederim Tuncelileri tabii de, yani Anadolu'dan geliyor, köklerinin Anadolu'dan geliyor olmaları onlar için, yani Batılılar için korkunç bir ikilem. Ama bu asırlardır böyle devam eden bir olay. Yani çünkü biz üç kıtanın birleştiği yerdeyiz ve hatta şu anda tarihçiler düşünmekteler ki önceden biz buradaydık, sonra Orta Asya'ya gittik ve sonra geri geldik şeklinde bir hipotez geliştirilmiş durumda. Bu durumda DNA'nın da geziyor olması çok önemli tabii. Şimdi söyleyeceğim konu, biraz konuları hızlı ve atlayarak geçiyorum ama bir bütünde baktığınız zaman bir bütünlük göreceksiniz. Şimdi öncelikle şöyle şey yapalım. Bir kedi kitabı okumaya başladığınız zaman halkın arasında herkesin ilk bahsettiği konu, bakın şurada. Mısır'da kediler evcilleştirmiştir 4200 yıl önce denir. Şimdi ben size tam zıttını söyleyeceğim. Çünkü Çatalhöyük'te ve Hacılar'da, yani milattan önce 7000 ve 6500'de evcil kediler var. Milattan önce 9000'lerde Sarı Nehir, yani Çin bölgesinde kediler bulunmuş. Gene aynı şekilde Meksika'da 4-5 bin yıl önce, milattan 4-5 bin yıl önce kedi bulunmuş. Ve yani Mısır'a gelinceye kadar bir sürü, 6 değişik bölgede aynı konu işlenmiş. En son Mısır'da, fakat Mısır'ın bir özelliği var. Onlar kedileri sadece praktik amaçla kullanmamışlar. Bir de kediden biraz daha korkarak, onlarda başka bir ruh var olduğunu düşünerek onları tanrılaştırmışlar. Ve bu yüzden bir sürü heykel var. Tanrı Bats de denilen bir heykel, siyah bir kedi heykeli. Bu bir sürü yerde ve özellikle batılı kedi tarihçileri tarafından yazıldığı için de insanların kafasında kedi Mısır'da. Halbuki çok yanlış, Mısır'la alakası yok. Anadolu'nun olduğunu ve kedilerin, hatta şu anda anlatacağım, evcilleştirmesinin net olarak nasıl yapıldığında şöyle, şu slaytla başlayabilirim. Bakın, Anadolu'da Çatalhöyük, Hacılar, bu iki önemli yerleşimde en önemli dikkat edeceğimiz konu şu olay. Çatıların düz olan, aralarında yollar olmayan, sokaklar olmayan, birbirine bitişik olarak, biz hala aynı şekilde gecekonduları yapıyoruz. Hatta öyle ki
Gecekondunun yanına bir tane de ahır yapıyoruz. Aynı bunlar gibi köşelerinde küçücük minicik pencereleri olan hayvanların nefes alamadığı daracık küçücük pencereli. Ölçüleri düz. Neden? Üste her türlü tarım ürününü kurutmak için sıcak yaz akşamlarında bu çatıya çıkıp sohbet etmek, geceleri orada uyumak için kullanılıyor. Yüksek bir bölge ve şey. Ve tepeden girişli tahıl ambarları oluşturmuşlar. Ve kedileri de bu gözlemler sonucunda bu pestlerle, yani farelerle uğraşabilecek tek hayvan olarak görüp düşman olduklarını fark edip bu çatıdan aşağıya atıyorlar kedileri ve kedileri asla beslemiyorlar. Bir şekilde yolunu bulup da tahılları yemek için giren bütün fareler de kedilerin elinde kalıyor. Bu olayı bu şekilde gözlemleyip kendi yararına kediyi kullanmak, ilk defa Anadolu'da olduğu için kedilerin evcilleştirilmesi ve kedilerin sürekli insanlarla birlikte mezarlarda çıkıyor olması çok ilginç bir olay. Şimdi bunun bir başka benzeri de başka bir çizimde bu şekilde. Etrafta bataklıklar var, nehir var burada akan. Hatta bu doktora tezinde bu nehrin ön tarafından su içip su kullanan evler suyu kullanırken ortadan yıkanma ve bulaşık malzemeleri kullanarak en arkaya da tuvalet ve benzeri şeyleri yaparak su akımına göre olayı düzenliyorlar. Doğal olarak da etraf bataklık olduğu için korunuyor ve bu benzeri olaylar eskiden Anadolu'da oldukça sık olan yerleşim üniteleri olarak geçmekte kayıtlarda. Ve bu da arpa ve benzeri tahılların Anadolu'da evcilleştirilip hangi yollarla nerelere gittiğini geriye dönük olarak inceleyip hücreleri, pardon, seedleri, yani tohum tanelerini geriye doğru dönerek bulmuşlar ki Orta Asya'daki pirincinden bu arpasına, buğdayına, Hindistan'daki bütün o nan ekmeklerinin kökenlerinde tamamı Anadolu kaynaklı ilk tahıl şeyleri, genetik materyali olduğu bulunmuş. Bu da Afrika'da Neolitik dönemde, yani orta çağda DNA'ların gene Anadolu kökenli bir şekilde yayılmaya başladığını anlatan bir yayından aldığım bir fotoğraf. Bu ise çok daha ilginç. Kıbrıs'ta milattan önce 9500'e dayanıyor. Bu bayan bir prenses olabilir, bir kadın savaşçı olabilir. O dönemde çünkü çok normal. Ve tam şurada bir tane kedi iskeleti bulmuşlar. Şurada fotoğrafı yaklaştırıp oraya yerleştirdim. Kafası, işte ön kolları ve ayaklarıyla. Bu neden, bizim için neden önemli? Milattan önce 9500'de bu kadının ve kedinin mezarını bulmak bizim için şöyle önemli. Çünkü Kıbrıs'ta normalde doğal olarak kedilerin olmadığını, bütün adalara en yakın olan kıtadan ana kara parçasından kedilerin getirildiğini düşünecek olursak, bu da Anadolu'da ilk kedinin evcilleştirildiğini, bu evcil olarak kedinin Kıbrıs'ta bu bayanla birlikte buluşup birlikte öldüklerini gösteriyor. Ve bu tabii ki Kıbrıs, Güney Kıbrıs'ta Pafos'ta bulunan bir arkeolojik ürün bu. Fakat bize çok yardımcı olan başka bir şey, kedi tarihinde bu bizi sağlam bir yere oturtmakta. Bu kayanın nerede olduğunu söyleyemeyeceğim ama Anadolu'da bir kaya bu. Bakın şurada bir koyun şekli varmış, ben tam göremedim. Burada bir inek. Bunun büyükçe bir kedi olduğu kesin. Şurada daha küçük bir panterimsi başka bir yaratık var. Burada belki bir eşek veya deve, tam bilemedim. Aşağıda da sanıyorum halay çeken, yani eğer kuyruk değilse, tüp kuyruğu değilse halay çeken insanlar diye düşündüm. Anadolu'da bu tür çizimler ve üstüne Orta Asya kökenli yazıların, simgelerin olduğu kayalar bulunmakta. Ancak ne yazık ki yerli halk tarafından bu gavur işi deyip yok edilmeye
çalışılmakta. Tabii bu bir şekilde bizlerin müdahalesiyle korunmaya altına alınması gerekmekte. Bu slide'da göreceğiniz şey 1860'larda Datça'dan çalınan Anadolu Aslanı. Anadolu Aslanı çalan İngiliz Sir ve eğer içinizde İngiltere'deki British Museum'un kapısında bulunan şu aslanı da görürseniz şu andaki yeri de bu, burası. Ne yazık ki biz İngiltere zaten kendi müzelerini bedava yapıyor. Yani bunu ziyaret etmek bize bedava. Gidip bakabiliyoruz, hayran kalabiliyoruz ama Anadolu'da bunu sergileyemiyoruz, geri vermiyorlar. Bu da başka bir özellik. Mesela Almanya'da Berlin'den gelen şeyi, Berlin mermer, Bergama'nın mermerlerini sanırım 52 euro karşılığı girip seyredebiliyorsunuz. Bu da İngiltere farkı olsa gerek. İngiltere'nin biraz reklamını yapayım. Kedilerimizde çok ilginç kodlar, böyle desenler çıkabilmekte. Çünkü kediler çok yaşam sınırları çok dar olan, yani 15 ile 25 yıl arası yaşayan hayvanlar. Hatta ben Türkiye'de bunun 5 yıla kadar düştüğünü düşünüyorum. Çünkü sokakta yaşıyor kedilerimiz ve çok zor şartlar altında. Yani ilkbahardan sonbahara kadar, ilkbahar yaz döneminde hızla doğup üreyen ve dışarıda bulunabilen yavrular, kış gelince bir şekilde açlık ve soğuk iklim karşısında yok olup gidiyorlar gibi, öyle bir döngü olduğunu düşünüyorum. Fakat bu her zaman böyle değildi. Osmanlı'da ilginç bir meslek var. Bilemiyorum, biliyor musunuz ismini? Ciğerci deniyor. Tabii bu Arnavut ciğercisi değil. Bunlar şöyle oluyor olay. Osmanlı'da eğer ben zengin bir adamsam, işte Bülent Ağa ölmeden vasiyet ediyor köşedeki camiye. Diyor ki her hafta benim gelirlerimden, işte oğluma bıraktım bütün her şeyi, oğlumdan git 40 para al. O 40 parayla da ciğer mi alacaksın, ne alacaksan al ve caminin etrafındaki kedi ve köpekleri besle. Bu bir gelenek olarak sürdürülen bir olaymış ve ben bu konuda bir yayın hazırlamaya çalışıyorum şu anda. Elimde oldukça güzel değişik fotoğraflar var, değişik fotokartlar var ve ciğerciler her cuma günü öğleden sonra, namazdan sonra ellerindeki parayla ciğerleri alıp bu şişlere takıp mahalleyi, belli bölgeleri dolaşarak sokakta yetiştirmekte oldu. Bizim hala sokakta beslediğimiz kedileri beslemektelermiş. Şu anda herhalde ciğercileri kuru yemci ablalar aldılar. Ben hala ne zaman Türkiye'ye, İstanbul'a gitsem bizim sokakta da ablalar torbalarla gezip kedileri besliyorlar. Padişahımız 2. Abdülhamid'in kedi sevgisi, bilinen bir kedi sevgisi varmış. Ağa Efendi diye bir kedisi varmış. Gördüğünüz gibi Ağa Efendi tam bir Ankara kedisi. Nasıl anladım Ankara kedisini? Kısaca hemencecik bir aralarındaki farklarla çok özet bir şekilde anlatayım. Bir kere Ankara kedisinin yüzü uzun olur. Sivri olur çenesi ve göz sınırının dış sınırından dışarıda kedinin göz sınırının üstünde kulaklar olur. Yani kedinin kulakları kafasının üstündedir. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Yani Van kedilerinde kulaklar daha yandadır. Ankara kedilerinde daha üsttedir, kafanın üstündedir ve oldukça büyük, içleri tüylüdür. Şu yanaklar, şu burnun çevresindeki kısımlar, muzzle deniyor İngilizcesi. Türkçesinde bilmiyorum, yanak olarak geçiyor sanıyorum. Şişkin, böyle dolgundur ve
badem gözlü olmaları, beyaz uzun tüylü olmaları çok önemli. Yani dünyada 3 tür kedileri sınıflandırmaya çalıştığımız zaman uzun tüylü, kısa tüylü, bir de yarı uzun tüylü kediler diye şey yapar. Bizim sokaklarımız uzun tüylü kediler tarafından çok az bulunmasına rağmen kısa tüylü her yerde kedi bulabilirsiniz. Yani bizim Anadolu Mehmet'i kısa tüylü tekir kedilerdir. Uzun tüylü, bunun gibi uzun tüylü kedileri, kedinin uzun tüylü olduğunu nasıl anlarsınız diyeceksiniz. Çünkü sürekli ilkbahar ve sonbaharda tüy dökerler. Fakat eğer bir kedi uzun tüylüyse kuyruğunu görmeniz yeterlidir. Kuyruğu püsküllü, böyle boşey, burada gördüğünüz gibi kalın ve çok uzun tüyler içindeyse yaz-kış uzun tüylüdür. Eğer kısa tüylüyse bir su borusu gibi ince ve dar bir sıçan kuyruğu gibidir. Bu da kısa tüylü olduğunu gösterir. Bizim kedilerimiz bu... Ben eski kedilerle ilgili, kedi ve köpek ve atlarla ilgili Anadolu'da yolculuk yapan insanların, yani 1600'lerden başlayan yolculuk yapan insanların kitaplarını topluyorum. Bu bir kedi, Ankara kedilerinin üretildiğini gösteren tipik bir çizim. 18. yüzyılda çizilmiş bu bir kitaba. Kadının giysileri tipik bir Kürt giysileri ve kendisi ya ağrı ya da onun çevresinde yaşayan şeyler, saç bağlama türünü falan, ona benzetmişler. Ben uzmanı değilim, öyle yazıyor altında. Bakın, tasmaları var kedilerin kaçmasınlar diye. Doğum yapmış anne şeyin içinde, cage'in, hatırlayamadım şimdi kelimeyi, kutunun içerisinde ve yavruları da dışarı doğru kaçmış ve oynuyorlar. Yazının altında şu söyleniyor: ticareti yapılmakta bu kadın sahibi ve bu kedileri satıyor diye. Kedilerin tamamının beyaz olduğu izlenimini var. Bu da Ankara veya Van kedisi, tam bilemiyoruz. Çünkü her ikisini de biz beyaz olduğu için seviyoruz ve her ikisi de o yüzden ayırt edemiyoruz ne yazık ki. Bakın şurada bir Ankara kedilerine ilginç, bilmiyorum aranızda bileniniz var mı ve içmiş olanınız var mı? Ben elimde iki tane var bu şişeden. Artık üretilmeyen bir şey galiba bu. Ve Türk viskisi diye Ankara kedisini de koymuş oraya. Turkish One Cat Club'ın rahatlıkla bunu Türkiye'den bahsedebilmekteyiz. Çünkü Ankara kedilerinde olmayan bir özellik var. Van Veteriner Fakültesi'nde bir Van kedi evi var. Ben düzenli olarak en az 2 yılda bir, belki son yıllarda hemen hemen her yıl gidiyorum. Yaklaşık 300 tane kedi var. 60 tanesi çok güzel üremekte. Diğerleri de artık stok olarak kenarda hediye falan da edilebiliyor, satın alınabiliyor. Onlar da bıkmış durumda çünkü her gelen başbakan, tarım bakanı falan birilerine ya şuradan yollayın 3 tane 2 tane kedi falan diye çok hediye bazında dağıtıyorlar kedileri. Çok organize, çok kaliteli bir, benim gurur duyduğum bir kedi evi. Çünkü çok emek geçmiş, her nesil ve yaklaşık 30-35 yıldır bu kedi evi var. Burada bu şahıs profesör, bakmayın profesör olduğuna, ayağına bakın şeyini giymiş ve temizlik yapıyor oralarda, kedileri besliyor. Abdullah Kaya Hoca, ki Van kedilerini çok seven, çok çalışkan bir hocalarımızdan biri. Bu Van kedilerinin kısacık bir Türkiye'den nasıl çalındığını, hani hırsızlıktan bahsedecektim ya, onu anlatayım. Van kedileri çok ilginç. Laura Lushington ve Sonia Halliday tarafından şu kediler alınarak götürülmüş. Bunlar, bu iki bayan
Çok ilginç. Başka hiç kimse yokmuş gibi. İngiltere'den iki tane gazeteci kadını çağırıyorlar. Yıl 1950'ler. Ve Van ve Güneydoğu, ta Diyarbakır, Hatay'a kadar bütün bu illerin fotoğraflarını çekiyorlar. Orada 2 ay kalıyorlar ve bu iki bayan bir sürü ödül alıyor. 1950'lerde İngiliz iki bayanın ellerinde fotoğraf makineleriyle Doğu Anadolu'da gezdiğini düşünün. Halılar, kediler, bir sürü değişik güzel hediyeler, işte gümüş şeyler, kemerler falan. Ve bu iki bayan daha sonra kedi hastalığına yakalanıyorlar ve kedi üretmeye başlıyorlar. Bu Van kedilerini dünyada Turkish Van adını almasını sağlayan özellikle Laura Lushington. Bu kadının hayatını adıyor. 1960'larda Turkish Cat olarak kayıtlara geçiyor. Kendisinin de üretim merkezinin adı da Van. Böylece mesela ben de kedi üreticisiyim. Benim de prefiksim Anadolu. Yeni yeni çizgi diye çok değişik, çok güzel isimleri olan insanlar var. Daha sonra kendisi fedakarlık ediyor. Çünkü arkada başka bir Turkish kedi var. Turkish Angora var. Ona benzesin derken Turkish One Cat adını koyuyorlar. Buradaki güzel özellik kedilerin kulaklarının üstünde 2 tane leke var. Genelde boyunlarında, enselerinde bir tane leke oluyor. Ve kuyrukları da lekeli, böyle halka halka, tam bir ginger kedisi. Sarman kedisinin kuyruğu olarak geçiyor. Hikaye şöyle. Van Gölü'nün çevresinde bunlar bir kahvaltı yaparlarken kıyıda iki tane kedi yavrusu görüyorlar. Suyla oynuyor ve üstlerini ıslatıyorlar. Kedi, anne kedi çevrelerinde ona göz kulak olmaya çalışıyor falan. Bunların çok hoşuna gidip yavrulardan birini alıyorlar ellerine. Bu arada yakındaki çoban bunlara işte yarı vücut diliyle, yarı işte bir iki tercümanın aracılığıyla şu gördüğünüz Ağrı Dağı var ya diyor. Ve Ağrı Dağı'na işte Nuh'un gemisinin gitme hikayesini anlatıyor. Tesadüf o ya, Laura da Sonia da çok dindar insanlar ve İncil'deki bu Nuh'un hikayesiyle direkt bunu bağlantılı görüyorlar ve bu hikayeyi İngiltere'ye götürüp işlemeye başlıyorlar. Çok ilginç görüyorlar. Toparlayabilir miyiz? Bir 5-10 dakika vaktimiz var. Tamam. 10 dakika görünüyor bende ama tamam. Hop hop o kadar. Ama baktın sen de İsmail. Peki hadi bakalım. Hızlı gidiyorum, tamam. Tamam. Van Hızlı gitme, hızlı gitme ama mesela şunu bu kadar çok üzerine durmana gerek yok diye düşün. Yoksa atlamayalım, bizi yoksun Yok. bırakma bunlardan. Yok, bu çok ilginç bir hikaye çünkü. Çünkü biz Van kedilerini bembeyaz seviyoruz. Avrupalılar, yani İngilizler, bu kadınlar sayesinde Van kedilerinin üstünde lekeyi seviyorlar. Lekeli kediyi seviyorlar. Böylece yeni bir endüstri, yeni bir dal açılmış oluyor bizim için. Çünkü lekeli kedilerimiz de sahiplendiriliyor. İngiltere'den, Almanya'dan insanlar, kadınlar geliyorlar. Türkiye'deki sokaklardan bu kedileri topluyorlar, götürüyorlar. Bunların çıkması yasak değil çünkü biz beyazı sevdiğimiz, onları koruduğumuz için aslında bizde biraz ırkçılık var. Ve bu güzel kedileri, aynı türde, aynı görünüşte, birbirinden güzel kedileri çıkmasına izin veriyoruz. Şimdi hikayenin şu kısmı bence çok önemli. Bu çoban, İncil'deki bu Nuh'un gemisi ve onun son kısmını, yani gemi yanaştıktan sonra ne olduğunu anlatıyor kadınlara. Kadınlar nasıl yani falan diyorlar. Şimdi diyor Allah diyor gemilerden ikişer ikişer inen bütün hayvanları kutsuyor diyor. Eliyle kutsuyordu diyor. Diyorlar. İşte eliyle kutsarken kafasına, kedinin kafasına Allah'ın eli değdi diyor. Onun için kıpkırmızı, bunların alnında 2 tane işaret var diyor. Peki diyor, bu boynundaki o da diyor baş parmağının lekesi diyor.
Hadi canım olur mu? Tabii diyor, bakın diyor, kediye böyle dokunduğunuz zaman diyor, kedi bir iki adım atar, kuyruğunu da yukarı kaldırır. O yüzden de diyor, kuyruğu kıpkırmızı olmuş diyor. Ve gerçekten kediyle ilgilenen, kedi davranışlarını bilen insanlar bunun böyle olduğunu, yani kediyi hafiften sevdiğin zaman mırmırlanıp biraz yürüdüğünü, kuyruğunu yukarı kaldırdığını ve insana dokunduğunu bilir. Bu olayın gözlenmesi ve Van ve Nuh'un hikayesiyle birleştirmesi çok korkunç güzel bir zeka oyunu ve bu sayede, yani bu çobanı başka ülkede olsa bulur çıkartıp ödül verirler. Bu çobanın zekası ve kıvrak zekası sayesinde bu kedileri yurt dışına götürüp korunması ve Türk Van kedisi adını alması çok hoş bir anekdot diye düşünüyorum. Efendim, bu kedilerin başka bir özelliği var tabii. Kediler Van kedisi olduğu için ve suyla barışık oldukları için kendi istekleriyle suya giriyorlar. Yani normalde her kedi, suya atılan her kedi böyle tiksinmiş bir şekilde de olsa yüzer ve çıkar, sonra da silkelenir. Köpekler de bunu yapar. Köpekler daha sıcaktır, daha normal suya atlarlar ama kedilerin kendi istekleriyle suya girdiği sevilmez, bilinmez. Van kedileri buna örnektir ve dünyada da Swimming Cats diye yazdığınız zaman internette direkt olarak Van kedisi çıkar karşınıza. Bu benim şovlarda kullandığım, sevdiğim ilk kedim Boncuk adı. Bir gözü mavi, bir gözü kırmızı, yeşil. Yeşil değil de amber. Onun için kırmızı parlıyor. Bu da 16. yüzyılda bir kitaptan çıkma bir Ankara kedisi. Ama altında Ankara kedisi yazıyor. Ama aslında bir Van kedisi. Bakın özellikleri, kafasının üstündeki o düz bölüm. Kulaklar iki yanda. Müthiş güzel bir yelesi var. İnanılmaz ve hafiften burun arkaya doğru basık. Ve bacaklar kısa. Neredeyse İran kedisine yaklaşmış. Muhteşem bir kedi. Ne yazık ki bunları üretmiyoruz. Bakın, bunlar dünyada şu anda Türkiye kökenli genetik hayvanların genetikle tespit edilmiş kediler. Norwegian Forest Cat. Demin anlattım nasıl kaçırıldığını. Siberian aynı şekilde. Maine Coon, Norwegian Forest Cat ile Amerika'daki sokak kedilerin çiftleştirilmesi sonrasında üretilmiş bir ırk. Artık bunu tarihlerinde yazmıyorlar. Klaplarında bunu çıkarttılar. Mesela Norwegian eskiden benim size anlattığım şekilde Karadeniz'den, Anadolu'dan getirilmiş kedilerdi. Norwegian Forest Cat derlerken artık bunları kendi tarihlerinden çıkarttılar. Biz kendi ırkımızı yarattık falan demeye başladılar. Ragdoll resmen Turkish Angora ile bir Persian kedisi ve arkasına iki tane de Amerika'daki kendi sokak kedileriyle çiftleştirilerek yapılmış bir ırk. British Angora kesinlikle Turkish Angora ile alakası olmayan kısa tüylü, beyaz, farklı gözlere sahip olan bir kediydi. Kıbrıs'ta da buna benzer bir deneme yapıldı. Kıbrıs Ankara kedisi adında, başka isimleri de oldu. Turkish Van Cat, gene demin anlattığım kedi, bizim Van kedisinden farklı olarak yaklaşık 10 değişik rengi var. Turkish Angora'yı anlattık. Russian Blue'nun hikayesi çok daha kötü. Çünkü resmen Kraliçe Katerina'ya hediye edilmiş kediler. Ve ondan sonra Rusya'da üretilmeye başlanmış. Rusya'dan Fransa'ya getirilmiş. Ve bütün Fransa Russian Blue adını takmış. Bizim sokaktaki duman kedilerimiz. Ebru Hanım'ın resminde görülen fotoğraftaki duman kedisinin aynısı. British Long Hair, koca kafalı short hairlerle Turkish Angora'nın çiftleşmesi sonucunda uydurulmuş. Çok korkunç, yani hiçbir güzel huyu olmayan bir kedi. Ama Türkiye'de hatta moda artık üretiliyor. Programımızın sonuna yaklaşırken katılımcılar sorularını chatten yazabilirler. Bu tipik bir Turkish Van kedisi.
Türkvan kedisinin beyaz hali. Bunlar da sanatsal olarak batıda görülen, bu da İstanbul'da bir köşede oturmakta olan Turkish Angora. İnanın şu kediyi alıp götürüp burada bir şova koysam kesinlikle ödül kazanır. Tüylerin uzunluğu, yüzünün hatları, koltuğunun üstündeki desenler inanılmaz güzel. Peki buna ne diyorsunuz? Yani muhteşem bir tekir kedi ve uzun tüylü. Yani inanılmaz bir hayvan. Son slaytım da bu olsun. Çok teşekkür ederim beni zaman ayırıp beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa birlikte konuşup sohbet etmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz Bülent Bey. Ben paylaşımdan çık, tamam, güzel. Buyur İsmail. Şimdi belirgin bir soru. Suna Germen şöyle demiş, neleri çalmadılar ki? Gidin Nasyonal Müzeyum'a, Londra'daki bedava girilir, her şey çalıntıdır. Çağatay Bey, Çağatay Önal, Çatal Öyük olabilir demiş. Tamer Telli Kurşun, sizin bu viski, Ankara viskisine talip, şişelerden birine talibim, çok nadir çıkar bir şeylerden demiş. Kusura bakmayın, bir koleksiyoncu olarak verebileceğimi zannetmiyorum. Yılmaz Ayata, insan mı tahılı evcilleştirmiş yoksa avcı, toplayıcı insan mı tahıl tarafından evcilleştirilmiş diye bir sorusu var. Cevaplarsanız memnun olurum. Bir daha tekrar eder misin lütfen? İnsan mı tahılı evcilleştirmiş yoksa avcı, toplayıcı insan mı tahıl tarafından evcilleştirilmiş diye bir soru. Şimdi yani bu kedi tavuk yumurta hikayesine benziyor olay. Çünkü yapılabilecek bir şey yok. İnsanlar tahıl yemeye, tahıl kökenli şeyler yemeye 38 ile 50 bin yıl önce başlamışlar. Yani bizim besinlerimizin içerisinde tamam ekmek yapmayı daha sonra ateşi bulduktan sonra öğrenmişler ama tahıl çiğ de olsa yenmeye başlaması çok erken vakitte. O yüzden özellikle suya düştüğü zaman şişip daha rahat yenilebilir hale geldiğini fark ettikleri zaman bunu yemeye başlamışlar. Onun için özür diliyorum. Onun için ben kesinlikle şu zaman şu başladı diyemiyorum. Cevabım bu kadar. Çok teşekkürler. Banu Tümay hanımefendi, safkan olmayan bir kedimiz var. Beyaz. Kan kırması olduğunu sanıyorum. Kafasında 3 nokta vardı, yok oldu. Bu Van kedisi özelliği olabilir mi? Hayır, Van kedisi özelliği diyemem. Türk kedilerinin özelliği bu. Ve bize şunu anlatıyor. Ben bir veteriner hekim olarak bunu söyleyebilirim ki beyaz kedi, bembeyaz kedinin en büyük dezavantajı kulaklarının mavi gözüne yakın olan kulağının sağır olmasıdır. Yani bir kedi eğer bembeyazsa ve iki gözü de mavi ise bununla kedinin sağır olma ihtimali çok yüksektir. Eğer bir daha beyazla çiftleşirse kesin yavrularında sağırlık çıkacaktır. Onun için bunu engellemek için mutlaka lekeli veya başka bir kediyle en az bir kere çiftleştirilmesi gerekir. Ondan sonraki 3 nesilde kurtulmuş olur. Hanımefendinin ismi Banu'ydu galiba. Banu Hanım'ın kedisinin yavruyken kafasındaki 1, 2, 3 değil, yani önemli değil, siyah lekelerin olması onun kedisinin sağırlık genini taşımadığını gösterir. Çünkü batıda beyaz kedileri kulaklarına bazı dedektörler yaparak, elektrik vererek duyup duymadığını, yani sağırlık testi yapılması zorunluluğu vardır. Beyaz kedilerin üreticinin elindeyse eğer olabilmesi için.
Bu kedinin için bu gerekmemektedir. Eğer bir fotoğrafı varsa üretici bu kediyi sağır olmadığını ispat edip üretmeye devam edebilir. Peki İsmail, bir dakikanı rica edebilir miyim? Banu, kafan ve elinle işareti verir misin? Sence tam cevabını aldın mı? Sorunun cevabını aldın mı? Tamam, yok bir şey. İsmail, devam lütfen. Evet. Ve bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kedinizi kısırlaştırmayın. Özellikle beyaz kediler ve de özellikle veteriner hekimler tarafından kısırlaştırılarak soyları, yani genetik havuz giderek daralmakta. Ve benim en büyük korkum, Türkiye'de artık üretilme ihtimali giderek düşen beyaz kediler. Çünkü biz beyazı seviyoruz. Siyah kediler için de söz konusu. Ama siyah dominant olduğu için devam edebiliyor. Ama beyaz çekinikken bir de kısırlaştırıldığı zaman kalmıyor. Yani bizim çok korunmaya ihtiyacı olan bir ırkımız bu beyaz kediler. Hem Angora hem Van. Teşekkür ediyoruz. Doğan Gözde Özgedek, kedinin yaşam sınırını belirleyen temel özellikler nelerdir? Beslenmedeki temel dikkat edilmesi gerekenler nelerdir diye sorusu var. Buyurun. Çok uzun bir cevap olabilir. Ama özetle şunu söyleyeyim. Kedi bir karnivor olduğu için, yani et yiyici olduğu için etle ilgili her şeyi çok rahat yiyebilir. Hatta bazıları alıştırmakta, bazı meyveleri de vermekte, ama kediler özellikle et ürünlerini çok severek yediği için hiçbir sorun olmadan, hatta şöyle diyeyim, et suyuna yapılmış pilavı, makarnayı yiyen kediler var. Yani kedi öyle aslında çok da kaprisli bir hayvan değil. Alıştığı zaman hemen her şeyi çok rahatlıkla yiyebilmekte. Bir tek sorun şu: kediye özel kendi yemeğini mi vermek daha iyi, yoksa biz masaya alıştırıp habire masa altından kendimiz onu besleyerek bir şekilde şımartmamız mı daha iyi? Bunun artıları ve eksileri var. Bunu konuşup ev kedileri için bir yöntem bulunması gerekiyor. Sanıyorum Ebru Hocam bunu bu konuya değinir diye düşünüyorum. Çünkü hayvan davranışlarında şımarık bir kedi sürekli aileyi rahatsız edip yemek isteme durumu var. Bu da çok benim için itici bir durum. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Konuyla ilgili acaba Ebru Hanım bir şey söylemek ister mi? Duyamıyorum. Ebru Hanım, sesiniz açık ama bize gelmiyor. Ya iyi, şimdi oldu. Tekrar test edeyim. Dinliyoruz sizi. Şu an duyabiliyor musunuz? Evet. Duyuyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Bir anda oldu. Hiçbir sorun yok tabii ki. Şimdi kediler biliyorsunuz karnivorlar, söylediğiniz gibi. Ancak tabii ki her kedinin yaşına, ırkına, cinsiyetine kısırlaştırma durumuna ya da medikal bazı problemlere göre, örneğin idrar yolu enfeksiyonu var mı, diyabeti var mı, buna göre özel mamalarla beslenmesi gerekiyor. Ev yemeklerini çok fazla önermiyoruz çünkü doğru oranı tutturabilmek çok mümkün değil. Ayrıca kedilerin özellikle kalp sağlığı için taurin dediğimiz bir madde var, vücutta üretilemiyor. Bu yüzden ev yemeğiyle besleyecekseniz bile taurin takviyesi yapmanız lazım. Ancak iyi kaliteli, bunun altını çiziyorum, iyi kaliteli ve özellikle altında argesi olan ile besliyorsanız ekstra herhangi bir desteğe gereksinim olmaz. Evet, yaş mamayla da besleyebilirsiniz. Kuru mamayı yaş mamayı karıştırabilirsiniz beslenme noktasında. Onun dışında yani ev yemekleri, evet, belki yani çok gönlü kalmasın diye azıcık bir peynir, işte belki küçücük ucundan salam vesaire olabilir ama normalde de önermiyoruz bunları. Genelde birçok kedi de kendi aslında gıdasını yiyor. Ama tamamen ev yemeğine ya da insan gıdasına eğer alışmışsa bu sefer kendi kuru mamasını yemeyeceği için o yüzden çok da alıştırmama taraftarıyız. Yaş mamanın su içeriği daha fazla olduğu için özellikle az su tüketen ya da idrar yolu problemi olan kediler için
yaş mamayı da tavsiye edebiliyoruz. Yaş mamayı tamamen bütün diyeti kapsayacak biçimde olabilir. Ya da kuru mama ağırlıklı olarak yaş mamada takviyesi yapabilirsiniz. Tabii ki bunun yanında bol suya da ihtiyaç var. Konuşmada da gıda kısmında yine bahsederiz buna. Çok teşekkür ederiz Evra Hanım. Gerçekten kedilere sadece kuru mama veriyorlar ama bu yanlış. Konserve ve su ihtiyaçları çok fazla. Bu su ihtiyaçları kesinlikle karşılanması gerekiyor. Böbrek rahatsızlıkları oluşmaması için. Evet, Mehmet Turhan Kayasu, 1592 Londra veba salgınının temel sebebi olarak o dönemde kedi, parantez içerisinde köpeklerin yasaklanması ve bunun sonucu farelerin çoğalması rivayet edilir. Bu doğru mudur? Bülent Bey buyurun. Bu konu hakkında. Evet, benim ihmal ettiğim bir konu. Doğru, haklısınız. Şimdi şöyle diyeyim. 14-15. yüzyıla kadar, hatta 16. yüzyıla kadar Avrupa'da kediler hızla ürediler ve görevlerini çok güzel yaptılar. Ancak bu dönemden sonra, yani Rönesans başlamadan önceki o karanlık dönemde her veba çıkışında özellikle tek başına yaşayan kadınlar ve kedileri bu konuda çok kötü bir şekilde cezalandırıldılar. Pek çok hikaye var, anekdot var, yazılmış el notları var. Kadınları eviyle beraber, kedileriyle beraber yaktıkları veya kediler öldürüldü, öldürülmü. Şimdi sebep şu aslında. Kediler fareleri yiyorlar. Köyde kedisi olmayan aileler vebaya derhal yakalanıyor. Kediler fareyi yediği zaman vebanın insana geçme zincirini bozmuş, kırmış oluyor. Böylece evinde bir iki tane kedisi olan aile kurtuluyor. Büyük çoğunlukla hala da aynı şekilde mesela kadınlarımız kedilere daha yakın hisseder kendilerini. Hele ki yalnız yaşıyorsa kadın, vebada da sağlıklı çıktıysa kilisenin hedefi oluyor. Neden? Çünkü kilise o karanlık dönemde kendilerine rakip olabilecek her şeyi engellemeye çalışıyorlar. Vebada sağ kalabilmek mümkün. Fareler öldürüldüğü için kediler sayesinde. Ama kiliseler bunları kadınlara hedef gösterip orta çağda bir şekilde kadınlar ve kediler cezalandırıldılar Avrupa'da ve bunun çok kötü bir şekilde de ceza şeyini ödediler. Yani mesela şöyle diyeyim, başka bir anekdot şöyle diyebilirim. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de kedi kalmadı. Köpek kalmadı. Adamlar hele ki İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar bombaları atıp bütün erkekler de savaşta olduğu için İngiltere'de kötü iki sene kötü geçtiği için iklim hiçbir şey üretilmedi, hiçbir yardım alamadı. Adamlar kedileri ve köpekleri de dahil olmak üzere yediler, tükettiler. Bakın biz öyle bir milletiz ki Anadolu'da yani ayağımızda çığırımız olmasın gene de en sevdiği kedimizi, köpeğimizi oturup yememişiz. Arada çok büyük bir kültür farkı var. Ama bunları yazmamız, bunları anlatmamız gerekiyor. En azından kendi aramızda paylaşmamız gerekiyor. Çünkü Avrupa'da kedi iki defa yok oldu. Yani Avrupa'da mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kedi ve köpek üreticileri hırsla saldırdılar. Bir sürü yeni ırk oluştu. Hiç alakası olmayan yerlerden. Şöyle diyeyim, benim babam veteriner hekimdi. 1970'lerde ben çocuktum. Amerika'dan yaklaşık 6-7 defa üçerli dörderli gruplar halinde veteriner hekimler geldiler. İstanbul'dan, Ankara'dan kedi topladılar. Ve 2-3 defa değil 6 defa gelen aile biliyorum ben. Babam hatta garibim bana diyordu ki ya oğlum işte adam geri geldi yaklaşık 10 tane kediyi götürdüler
Fakat işte Anadolu kedisi orada yaşamıyormuş, ölüyor falan. Öyle değil aslında, ölmüyor da adamlar genetik havuzu genişletebilmek için öyle yalan söyleyip şey yapıyor. Aynı şey Ankara keçileri için yapılmış durumda. Ben Ankara keçileriyle ilgili bir kitap hazırlamaya çalışıyorum. İnanılmaz hikayeler var. Yani köyün çobanı ve çobanın köpeği de dahil olmak üzere Amerikalı gelmiş, hepsini satın alıp götürmüş. 300 tane koyun, köyün çobanı ve 3 tane köpeğiyle birlikte Texas'ta bir yerde yaşıyorlar. Orada oralı olmuş durumdalar. Yani bunun gibi bir sürü hikaye var. Dediğinizde haklısınız. Veba olayında kötü bir sürü olay oluşmuş durumda. Bunlar anekdot olarak da tarihte de, tarih kitaplarında yer almaktadır. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Şen Yılmaz, çok teşekkürler sevgili Bülent. Her defasında keyifle izliyorum. Kedi evcilleştirmesi ilgili olarak pest mücadelesi yanında kendini sevdirmesi söz konusu olmuş mudur? Kesinlikle. Yalnız kediler için şimdi size başka bir anekdot anlatayım. Yani kedinin nasıl böyle free will olduğunu, özgü bir ruhunun olduğunu anlatabilmek amacıyla bu şeyi, anekdotu anlatıyorum. Büyük bir hangarda, yani bir havacı hangarı düşünün, işte 1 kilometre uzunluğunda, üstü çevrili, içerisinde bir bölgeye ışıklandırmışlar ve bilim adamları oraya 2 tane sandalye, 3 tane insan oturtmuşlar ve bir ışık orada duruyor. Hangarın tamamı karanlık, bir de ötede 2-3 tane pencere var. Şimdi önce köpeği salmışlar. Hangara köpek girer girmez hemen etrafına bakınmış ve direkt olarak insanların dibine gitmiş, oradan kendisini sevdiği birini koklayıp dibine oturmuş. Arkasından kediyi salmışlar. Kedi hiç tereddütsüz direkt pencereye gitmiş, pencerenin pervazına çıkmış, oturmuş, insanlara yüzünü çevirmiş ve hiç yaklaşmamış insanlara. Şimdi bilim adamları bunu şöyle anlatıyorlar. Kedi hala bağımsız bir şekilde, özgür bir şekilde kendi kararlarını verebilen ve insana muhtaç olmadan yaşayabilen, ancak evcilleşmeyi, yani evcil ruhu kabul etmiş, bir dereceye kadar kabullenmiş bir hayvan. Fakat köpek için bunu söyleyemeyeceğiz diyorlar. Çünkü köpek, yani benim şimdi burada ayağımın dibinde bir tane var, yani aileye girmek için uğraşıyor. Öyle zeki bir hayvan ki her açıdan katılabilmek ve ailenin bir ferdi olduğunu ispat etmek için uğraşıyor. Kedi böyle değil. Kedi kendi istediği insanı, hatta ailede tek bir insanı seçer. Yani ben bir ara 6-7 tane kedi yavrusu vardı evde. Kendim üretiyordum çünkü. Yavrulardan bir tanesi sadece benim peşimde. Bir diğeri sadece hanımımın, eşimin peşinde. Ve ben o kediyi, eşimle birlikte yürüyen, onun yanında oturan o kediyi sevip okşayıp şey yaptığım zaman, benden hani "ay yine bana dokundu bu" falan deyip dokunduğum her yeri dönüp yalayan bir hayvan. Yani kediler insan seçerler. Onun için konuşmamın başında söyledim. Eğer ki ben, o yani hiçbir Anadolu insanı kediyi terk etmez. Çünkü bilir ki o kedi ondan önce çıkıp gelir. Kedilerde doğal bir navigation, köpeklerde öyle, güvercinlerde öyle doğal bir navigation sistemi vardır. Boşuna değil bunlar her köşeye işaret bırakıyorlar. Kendi bölgelerini sürekli tarayıp kontrol ediyorlar o işaretleri. Onlar çok iyi biliyorlar bölgeleri. Bizden daha ayrı, farklı bir sensleri, duyguları var. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey bu konuşmanız için. 2 dakika ara veriyoruz. Daha sonra Profesör Doktor Ebru Yalçın'ın sunumunu dinleyeceğiz. İsmail, bir dakika. Bizim 2 dakikamızın 120 saniye olduğunu hatırlatmadın. Onu da ben eklemiş olayım. Sağ ol. Tamam. Anne.
Ya yemin ederim sabah öğlendi. Bülent burada mı? İsmail Ebru hocamız burada değil mi? İsmail sen sesini kapatırsan açamazsın. Onun için ben seni co-host yapayım bir dakika lütfen. Kapalı şu anda kendin aç sesini. Açtın zaten tamam. Sorun olursa da haber verirsin. Doldu tamam. Değil mi 120 saniye? Evet. Tamam. Ben hemen izin verirseniz bir soruyla başlayayım. Tamam. Birisi ona baktı. En azından bir kişi biliyorum ki Siyam kedisi var. Bülent ve sen o kediler listesinde hani İngiltere'nin uzun tüylü falan gibi bir şey, Norwegian Wood falan onlar o listede Siyam kedisini saymadın. Evet, Türk kedileriyle alakası olmayan. Yani onlar genetik, Türkiye, tamam, okey, oldu, bitti. Yani genetik havuzun dışında bir kedi. Tamam. Güney Asya. Okay. Evet. Devam eder mi İsmail? Evet, devam edelim. İkinci konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Ebru Yalçın. Kendisini, özgeçmişini okumak istiyorum. 1992-97 yılları arasında Uludağ Veteriner Fakültesi'nde okudu. Doktorasını köpek davranış bozuklukları üzerine yaptı. 2011 yılında doçent, 2017 yılında profesör unvanı aldı. 50'den fazla bilimsel vakale ve çok sayıda kongre tebliği olan Yalçın, çok sayıda sosyal sorumluluk ve 9 adet bilimsel proje tamamlamıştır. 2014 yılında Uludağ Üniversitesi proje ödülünü almıştır. Çocuklar için sevimli patiler oyunu tasarlamıştır. Çeşitli kongrelerde başkanlık yapan Yalçın, 2017-2018 yılları arasında dekan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Amerika'da davranış bilimleri konusunda Fear Free Happy Homes Ever ödülünü almıştır. Hayal et, toplum için gerçekleştir konulu sosyal girişimcilik yarışmasında danışman ve jüri üyesidir. Evli ve bir çocuk, iki kedi annesidir. Buyurun Ebru Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Söz sizin. Sevgili İsmail Bey, Bülent Bey, öncü meslektaşlarım. Tabii öncesinde Cem Baysal ve tüm Zumbalar ekibine, herkese, bu aileye çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi bugün davet ettikleri için.
ve aileyi kabul ettikleri için çok sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Bülent Bey aslında güzel bir girizgah yaptı ve kediler konusunda bize oldukça güzel bilgiler verdi. Ben de şimdi sizlere biraz davranışları hakkında bilgi vermek istiyorum. Hemen bir saniye tam ekran yapmaya çalışacağım. Şu an tam ekran görüyor olmamız lazım. Şimdi isterseniz çok kısaca, çünkü sevgili meslektaşım bahsetti evcilleştirme ile ilgili süreçten. Ama çok kısaca aslında yaklaşık 8-10 milyon yıldır yavaş yavaş aslında evcilleşmeye başladıkları, eski Mısır'da kemircilerin kontrolü için beslendikleri, balık avlama ve vahşi kuşları avlamak için aslında insanın yanında birlikte yaşamayı tercih eden canlılar olarak nitelendirebiliriz aslında. Eski Mısır sanki onların ilk eliymiş gibi gözükse de aslında bulgular Anadolu'da ilk olarak evcilleştiğiyle ilişkili pek çok kanıt getiriyor bize. Güneş tanrısı Ra'nın oğlu, perilerin tanrısı Bastet, bitkilerin ve fertilitesi ve kadınların verimliliğinin garantisi olarak bakılıyor bildiğiniz gibi. İki tane Mısır'da kedi figürlü onlar için özel bir tanrı var. Tabii burada aslında belki onların tanrı dedikleri şey, kendileri için özel önem atfeden ve onlarca aslında onların hayatta kalmasını ve sürekliliğini sağlayabilen belirli aslında nesnelere ya da objelere belki de verdikleri önemi göstermek amacıyla bu şekilde nitelendirilmiş olabilirler. 8 coğrafi bölgede yoğunlaşmışlar. Doğu Avrupa'dan Mısır'a, Doğu Akdeniz'den İran'a, Arabistan'a, Hindistan'a, Batı Asya'ya kadar aslında büyük bir yayılım gösteriyorlar. Ve 29 ırk var. Şimdi bu ırkta bir farklı genetik melezlerle, hatta bazen buna melez diyemem, mutasyonlar diyebilirim belki de, mutasyonlarla biraz daha farklı hale gelmiş. Şimdi doğuya baktığımızda aslında doğu toplumlarında, İslamiyet'te de önemli ve korunan bir hayvan aslında. Belki de o sayede buralara kadar gelebildiler ama yani coğrafyamızda genel olarak kediler belki de biraz daha köpeklere göre biraz daha el üstünde tutuluyorlar diyebilirim. Gerçi günümüzde görüyoruz yani neler yapıldığını kedilere ve köpeklere, ama kedilere sanki biraz daha insanlar saygı duyuyormuş ve biraz daha tercihlerine saygı gösteriyormuş diyeyim genel olarak gibi gözüküyor. Şimdi tabii baktığımızda kurt 20 jenerasyonda büyük bir değişiklik gösteriyor. Gerçi bilinen şey aslında hani çok yaygın bir bilgi, köpeklerin atasının kurt olduğu. Aslında tam kurt değil, kurtla köpeğin ortak atası olan Tomarctus denilen bir atadan geliyorlar. Fakat gördüğünüz gibi yani baktığımızda birbirinden çok farklı genetik varyasyonda, büyüklükte, şekilde farklı köpekler var. Yani belki bir 500 gramlık bir köpekle aynı anda 100 kilogramlık bir köpeği görebiliyorsunuz. Fakat genetik olarak aslında kedilerde bu kadar büyük bir genetik varyasyon olmadığını görüyoruz. 24 jenerasyonda bile önemli bir değişiklik göstermemiş. Dolayısıyla hala evet uzun tüylü, kısa tüylü olmalarına rağmen aşağı yukarı 4-6 kilogram ağırlığındalar ve çok da farklı değiller görüntüsel amaç olarak birbirlerinden. Tabii acaba kediler bizimle beraber yaşamaktan mutlular mı? Ha, bu arada tabii orada şunu da söylemeden geçemeyeceğim, aslında bu konuya sorularda değindik. İnsanoğlu kedilerle yaşamayı aslında seviyorlar, seçiyorlar. Özellikle orta çağda bu kedilerin yok edilmesiyle beraber başlayan bir süreç var. Ve vebanın kopladığı, dolayısıyla neden? Çünkü farelerin büyük bir avcısı kediler. Aynı zamanda da tabii fareler ve dolayısıyla tahıl ambarlarını koruyorlar. Yani Mısır'da da bu kadar önemli olmalarının sebebi Mısır ve tahıl ambarlarını korumaları. Tabii ki fareyle, farenin salyası ve dışkısıyla bulaşık ve dolayısıyla enfekte olabilecek sadece veba değil, pek çok hastalık aslında kediler sayesinde azaltılıyor ve tabii ki kıtlığı da engellemiş oluyor. Dolayısıyla özel bir saygı olarak saygı atfediliyor kedilere. Bununla beraber orta çağda maalesef işte haklısınız, vebadan hayatta kalan kediler. Ama ben bazen şöyle düşünüyorum.
şimdi bile biraz işte feminist olan mı desem, biraz fazla konuşan, fazla düşünen kadınları bence bakmışlar, yanına da bir tane siyah giydiği eklemişler. Hep beraber yakalım bunları demişler gibi geliyor bana. Bunlar da hayatta da kalıyorlar. Arada da kediler. Sonra bir hızlarını alamamışlar. Siyah kedi yetmemiş bütün kedileri maalesef. Neredeyse öldürmüşler. Çok gerçekten üzücü bir durum. Aslında burada hani yaşananlar tüm dünyaya da belki örnek olmuş. Çünkü kedileri öldürdükten sonra aslında Tanrı tarafından cezalandırıldıklarını düşünmüşler. Bu yüzden de bir süre sonra kediye biraz daha mesafeli ve biraz daha saygılı belki de yaklaşmaya başlamışlar insanoğlu. Peki kediler, evet biz kedilerle beraber yaşıyoruz. Bizimle beraber yaşamayı seçtiler. Teşekkür ederiz onlara. Tabii ki bunun yanında hani bu gelen hani köpekler için de geçerli. Annesiz kalan yavruların insanla beraber daha kolay aslında beslendikleri, insana yaklaştıkları. Evet bence bizimle beraber olmayı da seviyorlar, seçiyorlar. Yani bu iş sadece işte bence yemekle aslında bizimle beraber olmayı bence ruhen de seçtiler. Peki acaba kedilerimiz bizimle beraber gerçekten mutlular mı? Biraz da onu konuşmak lazım. Ve biz acaba kedilerin temel ihtiyaçlarını, onların etolojik ve fiziksel olarak gereksinimlerini karşılayabiliyor muyuz? Ve bununla ilgili bizler neler yapabiliriz? Şimdi kedilerin temel ihtiyacı deyince aslında genel olarak hayvan refahında 5 temel özgürlük vardır. Bunlardan aslında bunları da işin içerisine katan bir durum. Yani yeterince gıda ve su bulmaları, ağrıdan, stresten uzak durmaları, barınma, temiz suya ulaşımları, barınma, doğru ve iyi yerde barınmaları gibi bazı temel, 5 temel özgürlük var hayvan refahında. Dolayısıyla belki de kediniz varsa ben bunları sağlayabiliyor muyum diye de belki de düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki sağlıyoruz eminim. Ancak belirli böyle ufak dokunuşlarla daha az stresli ve daha mutlu bir insan ilişkisi, insan kedi ilişkisi yapabilir miyiz? Onları da konuşmamız lazım. İsterseniz tek tek konuşalım. Yeterli alan bunlardan bir tanesi. Yeterli gıda ve mama kabı, su ve su kabı, yeterli kum kabı, tırmalama alanı ve güvenli dinlenme alanı temel ihtiyaçların başında geliyor. Şu an dünyadaki en önemli konulardan bir tanesi bu. Basic needs dedikleri, yani temel ihtiyaçlar var. İlk önce onu karşılamamız gerekiyor. Onları zaten karşılarsa otomatikman pek çok sorun da, pek çok stresi ve stres kaynaklı, pek çok enfeksiyonu veya hastalığı da ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi beslenme stratejilerine baktığımızda kediler biraz farklı hayvanlar. Sürü hayvanı değiller. İlk önce bunu kabul edelim. Yani köpekler gibi değiller. Ancak sosyal hayvanlar. Yani köpekler daha büyük sürüler, daha büyük gruplar kurmaya meyilliyken kediler genelde en fazla 5-10 kişilik, 5-10 bireylik gruplar halinde beraber olmayı seviyorlar. Yani sosyal hayvanlar. Peki bir kediniz var diyelim ki onların nasıl aynı ekipte, aynı grupta olduğunu anlarsınız. Birbirlerini eğer yalıyorlarsa, temizliyorlarsa, birbirlerine yakın duruyorlarsa evet aynı grupta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bazen evde 4 kedi olabiliyor. Fakat 4'ü de farklı gruptan olabiliyor ve bazı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Bunu aslında en rahat sokak kedilerinde de görürüz, sahipsiz kedilerde. Aslında sevmiyor. Sokak kedisi demeyi de sevmiyorum. Sahipsiz. Sahipsiz değiller hepimiz onların. Aslında ebeveynleriyiz. Öyle söyleyeyim. Baktığımızda hani sokakta yaşayan kediler diyeyim isterseniz. Daha doğru bir tabir. Birbiriyle aynı sosyal gruptan olan kedileri böyle hilal vaziyetinde, aynı savaş düzeni gibi birbirlerine uzak bile olsalar gözleriyle bile kontrol ediyorlar. Herhangi bir yabancı kedi girecek mi, herhangi bir kedi var mı, insan var mı diye. Dolayısıyla sosyal hayvanlar. Ancak bireysel avcılar. Evet, bir sosyal grup kurmuşlar. Ancak bireysel olarak avlanmak zorundalar. Çünkü büyük bir antilopu yere yatırıp da yeme ihtimalleri yok. Dolayısıyla küçük kuşlar, böcekler ve tırtıllı vesairelerle besleniyorlar. Dolayısıyla hayatta kalmak için bireysel olarak avlanma ve beslenme stratejisi. Dolayısıyla aynı evin içerisinde, örneğin burada solda gördüğünüz çok şık gibi gözüken bir mama kabı aslında kediler için son derece stres verici bir durum. Çünkü kediler birlikte yan yana beslenmeyi sevmiyorlar. O yüzden hep diyoruz ki lütfen kedilerinizi ayrı kaplar kılın.
evde bu arada şu temel kuraldır. Her zaman için bütün kaynaklar en artı bir. Yani eğer 3 kediniz varsa 4 kum kabı, 4 mama kabı, 4 su kabı gibi çeşitlendirmeniz gerekir ve birbirinden farklı olmalarını isteriz. Yani dolayısıyla mamayı her biri için ayrı kaplarda vermek aslında onları rahatlatacak. Bu arada çok da tercih etme özgürlüğüne sahipler. Dolayısıyla işte belki benim kedim örneğin şu bu kaptan hoşlanmıyor ya da sürekli mamayı yere döküyor dediğinizde, deliriyor dediğinizde o kaptan hoşlanmıyor olabilir. Dolayısıyla hani bazen plastik ama genellikle tabii cam ve porselen tercih ediyoruz. Şekillerini değiştirebilirsiniz. Ve hani bu tam ispatlanmış bir şey değil ama hani bıyıklarını mama kabına bazen değdiğinde rahatsız hissettiği için daha geniş mama kapları öneriyoruz bazen. Fakat bazı çalışmalarda vardır. Var ki hayır kedi daha, aslında tahmin ettiğimizden daha küçük mama kaplarından beslenmeyi seviyor diyen araştırıcılar da var. Ama genel olarak biz birkaç farklı model seçersek o zaten kendi tercihini belirleyecektir. Çok dar bir alanda birçok kediyi az mamayla beslemekten kaçınmak lazım. Çünkü bu rekabeti arttıracak, kavgaları çok arttıracak. Farklı mama kaplarını farklı mamalar sunmayı her zaman için tercih ediyoruz. Bunlar bile evet bir zenginleştirme diye geçer. Ancak yine de şu son çalışmalarda bunları bile kedinin aslında ihtiyaçları olarak görüyor araştırıcılar. Peki neden? Çünkü kediler aslında doğada sürekli olarak zihinlerini çalıştırmak zorundalar. Yani bir ağacın kavuğundaki böceği almak zorunda ya da kuş avlamak için ağacın dalına çıkmak zorunda. Bunun için bir strateji geliştirmek, düşünmek, belki pek çok kez başarısız av deneyimi yapmak ama sonunda kanlı. Bu yüzden de aslında biz evde yaşayan kedilerde de lütfen onların bilişsel fonksiyonlarını geliştirmek ve zihinlerini daha taze tutabilmek için mesela yurt dışında no bolt denilen bir akım var. Yani mama kabı olmaksızın evin çeşitli yerlerine bazı mamalar saklıyoruz. Biz bunu özellikle hayvanat bahçelerinde çok yaparız. İşte belki ayılar için bir su buzun içerisine balıkları koymak ya da ağaç koltuklarının arasına saklamak gibi bazı çevresel zenginleştirme yaparız. Bunlar da bizim aynı insanlardaki gibi insanlardaki Alzheimer benzeri bilişsel fonksiyon yetmezliği dediğimiz problemlerden, hastalıklardan aslında bir bakıma korunmasını ve yaşı tabii daha uzun olanlarda bu problemleri biraz daha ötelemeyi istiyor. Tabii eskiden baktığımızda kedilerin hani bir ömrü yaklaşık olarak hani 10 sene yaşayan bir kedi o çok iyiymiş derdik 20-30 sene önce. Fakat şu an ortalama çok arttı şükür ki. Ve 15-18 yaşlara kadar çok kedinin sağlıkla geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yaşam süresi uzadıkça karşılaştığımız hastalıklar ve geliştireceğimiz stratejiler de buna göre daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki suya girersek su çok önemli bir durum. Belki mamadan bile daha önemli. Çünkü bol su içmelerini istiyoruz. Ancak bir tür aslında çöl hayvanı da oldukları için az suyla idare edebiliyorlar. Ancak eğer avlanıyorlarsa, yani bu kedi eğer bir fare ya da bir kuşu yiyorsa su ihtiyacı nispeten daha azdır. Ancak bir şu anki olduğu gibi kuru mamayla besleniyorsa daha fazla su ihtiyacı olması gerekiyor. Tabii bazen su kaplarını yeniden oynatabiliyorlar, dökebiliyorlar, hoşlanmayabiliyorlar. Bu da yine su kabındaki bazen yansıma nedenli olabiliyor. Onu başka bir kedi olarak görebiliyorlar. Ve o kediyi yok etmek için su kabını devirebiliyorlar. Bazen herhangi bir kokudan rahatsız olabiliyorlar. Normalde biz ne yapıyoruz? Köpeklerimizin ya da kedilerimizin mama kaplarını ya da su kaplarını duvarın kenarına koyuyoruz. Çünkü ayağımıza takılmasın diye. Ama özellikle kediler için şöyle bir dezavantaj var. Normalde kedi, bu arada kedi yüzyıllardır bizimle beraber olmasına rağmen hala pek çok içgüdüsünü koruyan ve belki de hayatta dışarıda biz olmadan da yaşamını sürdürebilecek bir canlı. İnsanoğlu yok olsa bile kedilerin kendi başına hayatta kalacağına inanıyorum. Belki de daha daha kolay hayatta kalırlar. Ancak bu noktada tabii ki farklı, tekrar dönüyorum su kaplarını, farklı su kaplarını seçmekte fayda var.
Şimdi kediler özellikle eğer mama ve su kaplarının yan yana olmasından çok hoşlanmazlar. Çünkü yani bu ölçülmüş ve ispatlanmış bir şey. Mama ve su kabını birbirinden ayırdığınızda su içme miktarını arttırırsınız. Bunun şöyle bir geçmişi olduğu düşünülüyor. Yani normalde bir kedi değil, avcı, bu kaplan da olabilir, işte bir kedi de olabilir, bir vaşak da olabilir. Avlandığı zaman ormanda o avı suyun yakınlarında olsa bile o avı parçalayıp, yani tutup yakalayıp içerilere çektiğini, hatta işte belki ağaca tepesine çıkarttığını görüyoruz. Bunun nedeni aslında parçaladığında ortaya çıkabilecek bağırsak içeriği, yani dışkın ve kanın suyu enfekte edeceğinin farkında olması. Yani ben hep şunu söylüyorum, yani bu bence kadim ve ezoterik bir bilgi. Hani hep şunu söylüyorlar insanlar, işte kediler bunu nereden biliyor? Evet, içgüdüsel olarak biliyor. Aslında bizim de belirli belki de genlerimize işlenmiş bilgiler var ve bu bilgiler sayesinde, ama kediler de hani siz bunu içgüdü deyin fark etmez, pek çok bilgiye haizler. Ve birbirleriyle iletişim kuruyorlar, deneyim paylaşıyorlar. Dolayısıyla birlikte yaşayan kedilerde bir kediye yaptığınız stratejiyi belki daha sonrasında uygulamayabiliyorsunuz. Büyük bir su kabı ve birden fazla su kabı olabilir. Akan su kaynaklarını tercih edebiliyoruz. Bazı kedi, özellikle siyamlar bunu yaparlar. Biraz aslında Ankara kedileri de yapıyor. Suyu açılmasını istiyor. Yani çeşmeyi açarsanız oradan su içer. Evet, bu ne kadar güzel, çeşmeden su içiyor, akan su seviyor benim kedim diyebilirsiniz. Ama bu siz evde yokken su içmemesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim aslında su pınarları gibi, bir fotoğrafta gördüğünüz gibi, su pınarları suyu devri daim yaparak, oksijenlendirerek ve toz miktarını azaltarak daha fazla su içmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu arada şeyi söylüyorum, oradan koptuk. Hani duvarın kenarına koyuyoruz ya mama ve su kaplarını. Şimdi normalde kedi, bunu kedi kendilerini gözlemlerseniz de görebilirsiniz. Mamayı yerken sürekli olarak çevresini kontrol eder ve diğer kediye bakar. Veya en azından size bakar. Siz derseniz ki bütün mama kapları dolu. Halen neyi kontrol ediyorsun? İç huzuru ye, lütfen hızlı yeme, sakin ye, işte dişinle parçala, hani bu ne acele edersiniz? Fakat eğer doğru yerlere yerleştirilmemişse kum, mama ve su kapları, kediniz sürekli arkasını dönerek kontrol etmeye ihtiyacı duyar. Dolayısıyla asa duvardan bir adım öteye koyduğunuzda ve kendisini duvara verdiğinde yemek yerken iç huzuruyla yiyecektir ve kendi içgüdüsünü bir şekilde tatmin edecek ve güvende hissedecek. Tabii yem ve su kabı farklı yerlerde bunu konuştuk. Gürültü ve kalabalıktan uzak olunması lazım. Çok ayak altı olduğunda toz oluyor. Genelde çok hoşlanmıyorlar. Siz pek çok su kabı koyuyorsunuz. Gelip sizin bardağınızdan içmeyi tercih ediyor. Çünkü yeni su, temiz su. Bir de iletişim kuruyor aslında bir bakıma. Peki kum kabı baktığımızda önemli bir konu. Kedi dediğimizde kum bunun ayrılmaz bir parçası. Her kedi için aslında ayrı bir kum kabı öneriyoruz ama tabii hani 10-15 kedinin bir arada yaşadığı evler de var. Tabii o çok mümkün olmuyor ama hani olabilecek nitelikteyse, evin büyüklüğü de uygunsa en azından kedi sayısı artı bir kum kabını öneriyoruz. Her gün temizlenmesi, haftada bir de kum temizliğinin dezenfektanlarla yapılması gerekiyor. Kumu tabii alışkın oldukları ve rahat ettikleri materyalden seçmek lazım. Genel topaklanan, benim kedilerimde topaklanan kullanıyor. Pelet kullananlar var ama benimkiler sevmedi mesela. Şimdi geri dönüştürülmüş kağıttan bazı kumlar yapmışlar. Kum önemli bir mevzu. Çünkü bazen kum kabının dışına yaptığını, idrarını ve dışkısını görüyoruz. En yaygın şikayetlerden. Bu arada Amerika'da biliyorsunuz maalesef. Kediler ve köpekler barınağa bırakıldıklarında 15 gün izin vardır. 15 gün içerisinde sahiplenilmezlerse ötenez ederler. Ve Amerika'da yapılan çalışmalarda maalesef barınağa bırakılan kedilerin %50'sinin uygun olmayan eliminasyon dediğimiz etrafa idrar ve dışkı yapma yüzünden barınakta oldukları ve ötenez edilmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Halbuki bu tabii çok derin bir konudur. Hani belki bir gün konuşabilirim kum kaplarını. Çünkü kum kabı aversiyonu dediğimiz, yani diyelim ki kediniz bir idrar yolu enfeksiyonu geçirdi ve kumdan kuma girdiğinde tekrar canının yanacağını düşünüyor iyileşse bile. O kum kabının rengini, şeklini, boyutunu değiştirmelisiniz. Hatta belki yerini değiştirmelisiniz. Çok ayak altında olmamalı, dezenfektanların
İşte belki sabunların yanında olmaması, çamaşır makinelerinin gürültü yapan yerlerin yanında olmaması gerekiyor. Sürem azalıyor galiba. İsmail Bey bir hareketlendi. Aldım ben mesajı. Hemen toparlıyorum. Yeterli alan anlamına baktığımızda kedilerin dinlenmeye, gerçekten kafalarını dinlemeye ihtiyaçları var. Öyle söyleyeyim. Uygun. Bir dakika İsmail, ben pek dikkat etmedim saate. Yani pek acele ettirmeyelim vakti varsa Ebru hocamızı. İsmail uyudu galiba. Yok da sesi kapalı. Açabilir ki İsmail, açabilirse sesini kapama lütfen İsmail sen. Evet, dinliyoruz. Ebru hocam bir 5-10 dakikada hakkınız var. Konuşabilir. Tamam. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeterli alana ihtiyaçları var. Yani uyumak için, dinlenmek için, temizlenmek için ve bu alanda saygıya ihtiyaçları var. Çünkü tam temizlendikleri noktada bazen gidiyoruz, seviyoruz, sıkıştırıyoruz, öpüyoruz falan böyle büyük bir dehşet içinde. Diyor ki ne yaptım? 3 saat boyunca temizlendim. Şu an sıfırdan başlamak zorundayım. Tabii her zaman bu kadar kötü olmuyor ama özel alanlara ihtiyaçları var. Farklı yükseklikleri ve raflarda ayrı mekanlar yaratırsa, çünkü yine doğayı aslında etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyor? Biz ağacın tepesinde olmayı seviyorlar. Çünkü hem avlar hem avcılar. Dolayısıyla tepeden de görmek zorundalar. Hem avlarını görüyorlar hem de avlanmamak için saklanıyorlar. O yüzden aslında evdeki, hatta şöyle belirli rafları boşaltabilirsiniz kütüphanenizin. Ya da özel oyun alanları yapabilirsiniz. Ya da duvara monte edilen, ancak lütfen dikkat edin, hem geniş hem de kuvvetli çiviyle yapılması gerekiyor. Çünkü ağır artık kedilerimiz 6-7 kiloluk, onlar kitaplar için hazırlanmış, bir anda düştüklerini görüyorsunuz. Mesela IKEA buradan, bundan 4-5 sene önceydi, onları bilirsiniz, bu katalog çekimlerinde böyle etrafa büyük bir alan seçerler. Oraya yaklaşık 50 tane kedi saldılar içeri ve fotoğrafladılar ve dediler ki, yani o koltuklarda yatarken eğer bu kedi bile rahatsa siz kesinlikle rahat edersiniz gibi, böyle bir aslında algı ve reklam veya bir pazarlama stratejisinde yaptılar. Dolayısıyla tabii bunları yaparken de bunların da özel şeyleri var. Bazen danışmanlık veriyoruz bununla ilgili. Yani giriş ve çıkışının olması gerekiyor, kaçış yolunun olması gerekiyor gibi gibi. Tabii bazen bahçedeki kedileri de görmek engellenmesi lazım. Çünkü kısırlaştırmalarına rağmen dışarıdaki bir hormonal ve aşk kokusu yüzünden bir bakıyorsunuz kavgalar başlayabiliyor ya da dışarı çıkmak isteyebiliyor. Ya da dışarıdaki kedi bazen tam camınıza idrar yapıyor olabilir. Bu da huzursuzluklara sebep olabiliyor. Tırmalama çok doğal bir ihtiyaç. Yani bir köpek için çiğneme neyse kediler için tırmalama çok büyük bir ihtiyaç. Neden? Çünkü biz tırmaladıklarına sadece tırnakların törpülediğini düşünüyoruz. Hayır, aynı zamanda katıların altında bizim feromon üreten bezlerimiz var, bezler var ve dolayısıyla onu yaparken aslında aynı anda bölgesini işaretliyor. Biraz sonra feromon konusunda konuşuruz. Dolayısıyla hem tırnakların törpülemesi hem feromonu alana dağıtması açısından bizim tırmalama alanlarına ihtiyacımız var. Şimdi genelde şöyledir. Siz işte yavru bir kedi aldığınızda tırmalama tahtasını da alırsınız. Çok güzel. Fakat sonra tırmalama tahtasını büyütmek aklınıza gelmez. Başta evet küçükken kullanıyordu ama şimdi kullanmıyor ve koltukları tırmalıyor. Kendine bir yer buldu. Koltuğun arkasında ve her taraf mahvoldu gibi düşünüyor. Söyle, şikayetler olabiliyor. Büyük ihtimal yeterli uzunlukta ve büyüklükte tırmalama tahtanız yok. Çünkü normalde erişkin bir kedi ayaklarının üzerine kalkacak ve ondan sonra da şu yukarıdan gelen hareketi yapmak zorunda. Yani yaklaşık kedinizin boyutunun iki katı kadar bir tırmalama yüksekliğine ihtiyacı var. Eğer bunu ona sağlayamazsanız, bu yaklaşık büyük erişkin bir kedi 80-90 santim, 100 santim olur. O böyle küçük küçük tırmalamaya çalışacak. O da yeterince onu tatmin etmediği için koltuklara gidecektir. Dolayısıyla yeterli yükseklik ve doğru materyali seçmekte fayda vardır. Peki bizimle beraber yaşıyorlar. Evet, biz onları çok seviyoruz ama onların da mutlu olmasını istiyoruz. Dolayısıyla stresi azaltmanın yollarını aslında bulmamız gerekiyor. Bunun için ev içi düzenlemeler yapılabilir. Çoğu hasta yakınım zaten evlerini kedilerine göre aslında dizayn ediyorlar. Evlere çoğu zaman misafir çağırmayabiliyorlar. Kendileri tatillerinden mahrum kalabiliyorlar, gitmiyorlar. Yani tamamen aslında belki bir çocuktan bile daha fazla. Çünkü çocuğu belki bir yere bırakma ihtimaliniz var anneanneye, babaanneye, ama kedi biraz daha zor olduğu için
Evet, bir iki gün evde kalabiliyorlar tek başlarına. Ancak evlerini genelde insanlar kedilerine göre dizayn ediyorlar. Tabii çevresel zenginleştirme dediğimiz yöntemler var. Kaygı giderici ilaçlar, ürünler, kaygı azaltıcı kurumamalar ve çevresel zenginleştirme yöntemlerimiz var. Onlar için konumuz çok yeterli, zamanımız çok yeterli. Başka bir zaman merak edenlerle yine konuşabiliriz. Şimdi bu noktada kedilerle beraber olmayı seviyoruz. Kediler de bizimle beraber olmayı eğer sağlayabiliyorsak bu şartları seviyorlar. Tamam, çok güzel. Tabii acaba gerçekten mutlular mı diye belirli araştırmalar yapılıyor. Ve insanların kedilerle sosyal bağ kurmaktan hoşlandıklarını, onları özellikle psikolojik sağlıkları açısından korudukları biliniyor. Aynı zamanda genel hem köpek hem kedi temasında enerji seviyelerinin yüksek olduğu, morallerinin daha iyi olduğu, daha fazla hareket ettikleri, kalp damar problemlerine ya da depresyona daha az maruz kaldıklarına dair pek çok çalışma var. Kedilerin özellikle kucağınızda mırıldanmasıyla beraber aslında pek çok hani zamanla da ilişkili uyum sağlama sürecinin olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili pek çok şey var ama ben sadece bilimsel olanları sizinle paylaşmak istiyorum. Daniel Neiss, İngiltere'de Lincoln Üniversitesi'nde bir araştırıcı farklı karakteristik davranışlar olduğunu söylüyor ve 5 temel alana ayırıyor. Bunlardan bir tanesi bağımsız. Yani insanla olan ilişkisinden bahsediyoruz şu an. Sahipleriyle yakınlaşıyor ama kucağa çok yatmıyor. Diğer insanlarla ilişkileri iyi ama mesafeli. Bazı kedi ırkları biraz daha mesafeli aslında, bağımsız diyebiliriz. Mesela bir kişiler çok şekerler, çok sakinler ama kolay kolay böyle tekir gibi kucağınızı oturup sevemezsiniz. Hani çok kısa bir süre sonra kalkıp giderler. Eş bağımlı olan sahibiyle aynı sosyal grupta oynuyor, sevdiriyor ama yabancılara karşı korkulu. Misafiriniz geldiği anda hemen bir koltuğun arkasına ya da arka odaya gidiyor, çok da muhatap olmuyor. Gündelik ilişkisi olan yine insanlarla iyi arkadaş canlısı ama dışarı çıkabiliyorlar ve kendi başlarıyla hayatları var. Arkadaşça olanların sahibiyle sosyal ilişkisi çok iyi ve aynı zamanda sahiplerini, yani sahiplerimizin ebeveynlerini diyeyim, ebeveynleri güvenli bir üs olarak görüyorlar ve fiziksel bir temas isteği kuruyorlar. Uzak ilişki olanlarda da evet sizi seviyorlar ancak yakın bağları olmuyor. Ve böyle endişelendiğinde bir güven arayışını kendi başına çok da fazla insana gelmiyor. Böyle 5 temel aslında farklı karakterlere bölmüşler kedileri. Tabii böyle çok kategorize etmek çok doğru değil. Ancak bu şekilde bir bilimsel bir çalışma ve 5 temel farklı karaktere sahip olduğunu biliyorlar. Bugün aslında neyi konuşacağız? Yani daha doğrusu siz aslında kediyi göndermişsiniz, kedi geri gelecek ve biz bugün bunu aslında konuşuyoruz. Bir kediyi terk etmek, Haruki Murakami'yi bugün aslında kitabıyla analım isterseniz. Burada da çok kısaca aslında bir hata yapmamak ya da atlamamak adına çok kısaca sadece bu kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Günün birinde bir kediden kurtulmak üzere plaja gittim. Yavru değil, yaşlıca bir kedi. Ondan niye kurtulmamız gerektiğini hatırlamıyorum. Müstakil bahçeli bir evde yaşıyordum. Kedi için yeterli alan vardı. Belki de onu sokakta bulmuştuk ve hamile kalmıştı. Ailem de artık ona bakamayacağını düşünüyordu. Bu kısımları tam hatırlayamıyorum. O dönem kedilerden kurtulmak vakayı adiyedendi. Birinin sizi eleştirmesine gerektirecek bir şey değildi. Kedileri kısırlaştırmak kimsenin aklına gelmemişti. Ve o öğleden sonra ilerleniyoruz yani. Tam da hikayenin bu kısmında kaldık. Öğleden sonra babamla birlikte kediyi rızıma bırakmak için yola çıktık. O bisikletin pedallarını çevirirken ben arkadaydım. İçinde kedinin olduğu kutuyu tutuyordum. Shukugawa nehri kıyısından ilerledik. Koreen'de plaja geldik. Kutuyu ağaçlardan birinin dibine koyduk ve ardımıza bakmadan eve döndük. Plajla ev arasında yaklaşık 2 kilometre vardı. Eve gelince bisikleti bıraktık. Bir yandan kediye üzüldüğümüzü konuşuyorduk ama ne yapabilirdik ki? Ön kapıyı açtığımızda terk ettiğimiz kediyi gördük. Dindik dindiğinde hoş geldiniz dercesine miyavlıyordu. Eve bizden hızlı varmıştı. Nasıl yaptığını asla ama asla anlamadım. Sonuçta bizde bisiklet vardı. Babam da şaşkına dönmüştü.
Orada ne diyeceğimizi bilemeden bir süre durduk. Babamın şaşkınlık ifadesi yavaş yavaş yerini önce takdire, sonra da rahatlamaya bıraktı. Kedi tekrar evcil hayvanımız olmuştu. Evde kedimiz oldu. Onları hep sevdik. Hiç kardeşim olmadı. Büyürken en yakın arkadaşlarım kediler ve kitaplardı. Verandada kediyle oturup güneşlenmeye bayılıyordum. Peki o kediyi niye plaja götürüp terk etmiştik? Buna niye itiraz etmemiştim? Bu sorularımda tıpkı kedinin bizden önce eve varmayı nasıl başardığı gibi hala bir cevabı yok. Umarım bütün kediler, terk ettiğimiz bütün kediler tekrar evini bulup, yolunu bulup bizimle beraber yaşamayı seçer ve bizi affeder diyerek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çıkalım mı paylaşımda? Evet, hemen durduruyorum. Evet, Ebru Hanım çok teşekkür ederiz aydınlatıcı verdiğiniz bilgiler için. Yazılı soru yok. Mehmet Bey söz almak istiyordu. Acaba ayrıca söz almak isteyenler elini Participants'te kaldırabilirler. Hayır şeyden Mehmet Bala şey üzerinden yapalım. Herkes öyle takip etmesin seni. Zumbala Zoom'un kendi sistemi üzerinden el kaldırıp kaldırdın zaten. Evet. Bir dakika bunu bilmeyen yok herhalde değil mi? Altta reactions'da gelip Ray sen diyeceksiniz ama herkes biliyordur onu. Çok da şey olursa İsmail yardımcı olur. Evet. Mehmet Bey buyurun. Bir dakika ben Mehmet sesini açmamız lazım. Şey izin istedi çıktı tamam Mehmet dinliyoruz seni. Önce Cem iyi akşamlar diliyorum. Hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. Bu güzel sunumlar için önce İsmail Bey'e, Bülent Bey'e ve Ebru Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir toplantı oldu. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben de 12 yıldan beri sokak kedilerine bakan bir insan olarak bir iki sorum var. O da şu. Bir tanesi şu. Ben bir sokak kedisinin işte aşağı yukarı 18 ay sabah akşam insülini yaptım. Yani şeker hastasıydı. 18 ay sabah 7, akşam 7. Fakat bu kedi bir zaman sonra aniden kayboldu. Başka bir ameliyat ettirdiğim kedi de vardı. Ona bakarken bir anda kayboluyorlar. Acaba bunun nedeni nedir? Bunu çok merak ediyorum. Bir tanesi bu. İkincisi de bu sokak kedilerinde özellikle yaz aylarına doğru bir zayıflama görüyorum. Yani bütün sokaklar, kedilerde bir zayıflama görüyorum. Acaba bu normal midir? Ya üzülüyorum bir yandan da. Hani benim baktığım kedilere tabii onlara veriyorum. Onlar biraz daha iyi ama sokaklarda görüyorum biraz zayıflar onlar. Acaba bu geçen yıl da aynı tespiti yapmıştım. Acaba nedeni nedir diye sormak istedim. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun güzel sözleriniz için. Şimdi diyabetik bir kedinin tabii sokakta bakılması çok zor. Çünkü tekrar gelip gelmeyeceğini bilmiyorsunuz ve günlük olarak enjeksiyonun yapılması gerekiyor. Sonuçta o bölgeler hani çok uzun süredir kronik bir hastalık olduğu için tabii acıdığı için de hani gelmiyor olabilir. Tabii kötü hani düşünmek istemiyorum ancak tabii alışkın beslendiği yere gelmiyorsa hani başına bir şey mi geldi diye de üzülmüyor değilim aslında. Yani diyabet uzun süreçli bir hastalık. Ancak doğru şekilde eğer yönetilebilirse de uzun vadede de yaşayabiliyor kedilerimiz. Ancak tabii ki çok da iyi bir sonuç olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü sokaktalar yani hem trafik hem kazalar hem başka kediler tabii kısırlaştırılınca özellikle erkek kediler arasındaki kavgalar yükseliyor. Dişi için sürekli çok alanlara kilometrelerce gitmek zorunda kalmıyorlar. Dolayısıyla biz kısırlaştırmayı her zaman öneriyoruz. Ya umarım iyi şeyler gelmiştir başına. Kötü bir şey düşünmek istemiyorum. İkinci sorunuza gelirsek. Şimdi kediler doğada hala diyorum ya içgüdülerini böyle koruyorlar. Belirli alışkanlıkları var. Bunlardan bir tanesi de yine yazın daha atletik olmaları, daha kilo vermeleri. Eğer tabii bu kilo vermekten kastınız hani 6 kiloluk bir kedinin 3 kiloya inmesi ise bu tabii bu normal kabul edilemez. Ancak yaklaşık kendi vücut ağırlıklarının %10'lu 20'sini belki yaza geçiş aşamasında veriyor olabilir. Hem daha rahatlamak için hem enerji ihtiyaçları kalmıyor. Çünkü korumak için
vücut ısılarını korumak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyorlar ve bu yüzden depoluyorlar. Aslında kutup ayılarında da benzer şey vardır. Hani hem gıda bulamadığında hem de o yağı bir yakıt olarak kullanıp enerjiye çevirdiğinde böyle bir şey olabilir. Yazın tabii daha fazla aslında doğa uyanıyor, daha fazla kuş var, böcek var, beslenme ihtimali var. O yüzden daha az yiyor olabilir. Çok endişe etmenizi gerektirecek bir şey yok. Ancak çok hızlı zayıflamalarda aynı insanlardaki gibi hepatik lipidoz en çok korktuğumuz konulardan bir tanesi. O yüzden lipidi eğer kilo da verecek de olsa yavaş vermesini her zaman için tercih ederiz. Yoksa karaciğer yağlanmasıyla karşı karşıya kalırız ve başka pek çok soruna yol açılır. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum bütün kedilere baktığınız için. Sağ olun. Cem Bey parmağını kaldırdı, elini kaldırdı. Buyurun Cem Bey. Teşekkürler. Şimdi iki konu var. Bir tanesi İsmail Asa hemen, yani önce senin de bu konularda bir yorum yapmanı bekliyoruz artık meslektaş olarak. Ama bir devam edeyim izin ver. Herkes sesini kendi açıp kapatabilecek. Lütfen açacaksanız sonra hemen kapatın ki arka planda bir ses olursa o ekrana yazılmasın. Yani kalabalık azaldı. Biz sunum varken sıvışmışlar galiba dışarı. Herkes kendi sesini kendi açıp kapatabilecek. Evet İsmail, seni dinleyelim. Evet, ben bu sunuma konu olan Bir Kediyi Terk Etmek kitabından Ebru hocamız da bahsetti. Gerçekten kediler uzak bir yere bırakıldığı zaman evine dönüyorlar. Bunun çok örnekleri var. Mesela Amerika'da 200 kilometre uzak bir yere taşınmış bir aile kendi evine, eski evine döndüğü, ayrıca ne derece doğru ama bilmiyorum, Fethiye tatile giden bir kedinin Ankara'ya döndüğü gibi olaylar okumuştum. Hatta bizim çocukluğumuzda gerçekten kedimiz vardı. Tabii fare yakalamak maksadıyla evimizde bulunuyordu. Tabii belirli bir yaşa geldikten sonra bu kediyi terk etmek gibi bir düşünce vardı. Uzak bir yere bıraktılar ama dönmüştü. Gerçekten bu kedilerin yön bulma, evine dönme konusunda gerçekten çok önemli bir özellik bu. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ben Fethullah abimize, grubumuzun nazarlığına, nazar boncuğuna bir sorusu varsa sorması konusunda kendisine söz vermek istiyorum. İsmail bir dakika izin ver, devam edeyim. Ama şunu da ekliyorsun değil mi? Hani üçgen, trigonometri, dört boyut, evet, yedi boyut, onları yani beşinci nesil yazıcılar, onları da anlatabilir mi? Neyse. Yok, onları anlatmıyor. Peki tamam. Evet, bekliyoruz Fethullah abi. Ya kardeşlerim, çok teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için. Bir kere konuşan kardeşlerimize, katkıda sunan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben insanın varoluşuyla ilgili çalışmalar yapıyorum da, şimdi insanla bu dört ayaklılar arasındaki bağı hakikaten araştırmak çok önemli. Şöyle söylemek istiyorum. Şimdi canlılar arasında çiçekler ve ağaçlar var. Ondan sonra bu bilgi sahibi, düşünen, bazen ses getiren ve hareketli canlılar var. Şimdi bu hareketli canlılar içerisinde bahsettiğiniz dört ayaklılar var. Biz de bunların içerisinde iki ayaklı memeli hayvanlarız aslında. Şimdi yeni bulgulara göre aslında ısı çok önemli. Yani ısıyla gelişme oluyor ve değişiklikler oluyor, olaylar oluyor ve bir ilerleme kaydediliyor. Şimdi insanın vücut ısısı 36 derece, aslında
yer küremizin de sabit olan ısısı 36 derece. Biz yer küresine uygun yaratılmış memeli hayvanız aslında. Şimdi acaba diyorum ben, bu kedi ve köpeklerin vücut ısılarında fark var mı? Eğer varsa çok önemli hakikaten benim için. Teşekkürler. Ama şey, kime vereceksin bu soruyu İsmail? Ebru hocamıza verelim. Tamam, peki. Evet, ısılarımız arasında fark var. Bizden biraz daha yüksek onların beden ısıları. Köpekler biraz daha bize yakın ama yaklaşık 37,5-38,5. Kedilerin ise 37,5-39 arasını normal kabul ediyoruz. Yani bizden biraz daha yüksekler. O yüzden belki de kış aylarında beraber olmayı çok seviyoruz onlarla. Biraz yüksekler ama bunu hiç düşünmemiştim. Neden biraz daha? Belki daha küçük metabolizma, daha hızlı ve enerji ve aktiflik yüzünden olabilir. Metabolizma hızı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Yılmaz Ayata Bey. Ay Bey, sanıyorum Fethullah Bey bir şey söyleyecekti. Ay yok, tamam, aman aman aman, hop hop hop, tamam, yok bir şey demedin, bir şey demedi. İsmail yanlış söyledi, devam etsen. Tamam. Yılmaz Ayata Bey sanki soru soracakmış gibi geldi. Acaba soru sorabilir miyim? Sesini açalım. Teşekkür ederim, bir şey yazmaya çalışıyordum. Her hangi bir anda 10-12 tane kedi besliyorum bahçemde. Of. Kediler değişiyorlar ama sayıları hiç artmıyor. Bu arada yaşlı olanlardan filan ortadan tamamen kayboluveriyorlar. O kadar kedi olmasına rağmen bulunduğum ortamda şimdiye kadar hiçbir ölü kediye rastlamadım. Bunu nasıl beceriyorlar? Kime sordun bunu? Ebru Hanım. Bak. Ya da ortaya. Hayır, sen bilirsin, evet, tamam. Yani bizim yaşadığımız tecrübeler kedilerin özellikle trafik kazalarında çeşitli hayvanlar, özellikle köpekler tarafından parçalandığı söz konusu. Bir de mikrobik hastalıklar, özellikle FIV gibi hastalıklardan dolayı belli bir kenarda, köşede öldükleri düşünülebilir. Fakat belli bir yerde özellikle popülasyon aynı kalmıyor. Bizim bulunduğumuz yerde popülasyon o kadar çok artıyor ki duyarlı hasta severler tarafından kısırlaştırıldıkları için kontrol altına alınıyor diyebiliriz. Evet, benim bu konuda desteğim bu olur. Meslektaşlarım da bir şeyler söylemek isterse. Şimdi belirli bir bölgede, belirli bir alanda, belirli bir yiyecek var. Dolayısıyla onlar kaç tane kediye yetebileceğinin farkındalar. Özellikle anne kediler belirli bir aylık olduktan sonra, yaklaşık 3-4 aylıktan sonra başka alanlara kendi kedilerini bırakıp orada onları avlanmaya ve gıda kaynaklarını gösterip orada bırakmayı seçebiliyorlar. Yani birbirlerinin alanlarına saygılılar. Bu 12 kedi neden hani bazen artıyor tabii, benim de beslediklerim çok hani artı da biliyor. Ama oradaki dinlenme alanı ve kaynaklar eğer 12 kediye yetiyorsa muhtemelen ya en güçlü olan kalıyor ya da en kibar olan, ben başka bir yerde de yapabilirim, sen çok küçüksün, sen burada kal ve burası güvenli bir bölge deyip belki de yerini veriyor olabilir. İlginç canlılar ve çok zeki. Evet. Evet. İsmail, bir yazılı soru var. İzin alırsan onu ben bir ele tabii alayım. Buyurun Can Bey. Bülent, bu illa sana değil. Aramızda nesli Türk olmayan bir kedi tarafından sahiplenilmiş birisi var. Üstelik de kendisi konuşmacımız. Ve bir de yazılı soru sormuş, yorum yapmış. Kendisinin sesini açalım. Deniz Amiral'im, siz bir sesli sözlü iletin bunu lütfen.
Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Güzel sohbeti bölmek istemediğim için hani yazılı olarak. Rica ederim. Şükranlarımı sunmak istedim gerek değerli konuşmacılara ve değerli katkıda bulunanlara. Biz henüz çok yeni bir kedi sahiplenmiş aileyiz. 3 ay dahi olmadı. Bir Siyam yavrusu. Dişi sanıyorduk, erkek çıktı. orada sorunlar da başladı. Şimdi bizim öğrendiğimiz bu akşam yemek kabını bir defa porselen yapacağız. Dibinde kendisini göreceği bir su kabı olmayacak. Onu da matlaştırılmış bir kabı herhalde ayarlayacağız. Daha geniş bir yaşam alanı kendisine sağlayacağız. Biz evde olmadığımız zaman evi altın üstüne getirdiği için biraz daraltmıştık onu. Temizlenirken özel yaşamına müdahale etmeyeceğiz. O kendi kendine temizlenecek. İşte ara sıra bize yemekle refakat ediyor. O zaman biraz küçük peynir ve salam şımartmaları yapacağız. Bunu tavsiye ediyorum. Karakterini de tahlil edeceğiz tabii. Bu 5 değişik karakterden hangisi bizimkine uyuyor. Şimdi hiçbirine uyduramadık aslında. Nevi şahsına münasır. Ama tabii kısırlaştırmayı da yine ciddi ciddi düşüneceğiz. Çünkü bu erkek siyamların evde bıraktığı iz, evi yıksanız kokular çıkmıyor. Yani biz de zaten dişi beklerken erkek geldiği için böyle bir makus talihi de olacak korkarım diyor. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Siz bence yol yak cevabı ben vereyim, izin ver Ebru. Siz yol yakınken bence kediyi en sevmediğiniz birisine verin. Kapısı, tepette kapısına koyun, o ne yaparsa yapsın. Buyurun, İsmail söz sende, kime ile şey yapacaksın ona yorum yapması için söz ver istersen. Herhalde Ebru Hoca'nın alanına girdi değil mi bu? O alanına giriyor, evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsınız. Güzel notlar almışsınız. Kedinizin daha sağlıklı ve daha mutlu olacağını düşünüyorum bu ufak aslında değişikliklerle. Ancak tabii her şeyin ötesinde sevgi en güzel şey. Onu güvende ve iyi olduğunu hissettirebilirsiniz. Eğer severseniz zaten aranızda çok özel bir bağ oluşacak. İnsanlar kelimelerle yalan söyleyebilirler, istediklerini yapabilirler, kelimeleri eğip bükebilirler. Ancak hayvanlar böyle bir şey yapmıyorlar. Son derece netler, hoşlanmadıkları bir şeyi söyleyebiliyorlar. Bazen hatta bizim için katlanabiliyorlar bile. Bu da aslında onların bence çok kibar olduklarını da gösteriyor ve bizi sevdiklerini gösteriyor. Kısırlaştırma konusunda evet özellikle İlk işaretleme olmadan mümkün olduğu kadar çabuk kısırlaştırmanızı öneririm. Eskiden bir yaş civarı diyorduk ama hani çok mümkün değil. 6 aylıkken, 7 aylıkken eğer niyetiniz varsa kısırlaştırın. Çünkü hani şöyle sakın şöyle bir duyguya kapılmayın. Ay bir kere çiftleşti, ay bir kere yavrusu olsun falan. Böyle bir şeyi zor yani yönetebilmek. Özellikle erkek kedi için zaten böyle bir şey çok da hani anlamlı değil. O yüzden kısa vakitte kısırlaştırmakta fayda var. Neden bu kadar idrarları kötü kokuyor derseniz, her kedi kendi her canlının aslında bizim de var feromonumuz. Feromon dediğimiz şey aslında kedilerin çenelerinde, alınlarında, burunlarında, pati altlarında ve aynı zamanda idrar ve dışkıyla da geldikleri oradaki anal bezlerden kaynaklanan belirli bir tür molekül. Koku diyemem ama bir tür molekül. Bu bir tür mesaj paketi. Yani bir kedi orada olduğunda idrarla ya da dışkısıyla çünkü en rahat idrarla daha fazla saçabiliyorlar duvarlara ve her tarafa ve diyor ki buradaki kaynaklar benim, insanlar benim, dişiler yiyecekler, buraya adım atma, seni burada görmeyeyim diyor. Eğer kavgayı kabul ediyorsa karşıdaki kedi oraya girer, o bölgeye girer. Dolayısıyla ne kadar fazla saçarsa, yani biz buna idrar püskürtme diyoruz, ne kadar fazla kendi kokusunu bırakırsa o kadar daha kendini rahat, mutlu ve güvende hissediyor. İşte o kokular başladığı zaman mümkün olduğu kadar hatta başlamadan bir an önce kısırlaştırmakta fayda var. İnsanların da bu paketleri var aslında, mesaj paketleri. Ve bunun tabii bu arada bu feromonların sentetik olanları var piyasada kediler için ve köpekler için. O bölge özellikle yeni taşınılan bir bölgede ya da bir değişiklik olacağı zaman, evdeki çok sevdiği birisi ayrıldığı zaman, işte kayıp olduğu zaman ya da başka bir eve taşınıldığında biz bu sentetik feromonları kullanıyoruz. Prize takılan bir
mole, şey diyeyim yani bir yapı, yağın içerisine emdirilmiş bir feromon molekülü. 3 saat içerisinde yağ kızıyor, kızışıyor ve onunla beraber havaya saçılıyor. Biz hiçbir şey duymuyoruz. Bizi ifade eden bir şey değil. Ama bir kedi bunu duyduğu zaman yakınlarına yaklaşıyor ve ağzını açıyor. Ağzı açtığında bizim incisivler dediğimiz, yani üst çenenin üst çenede iki tane delik var. O delikten hafif böyle, hatta komik bir suratı oluyor. Böyle ağız açık, no, bir şeyler var diye. İşte o incisivlerin içinden o koku molekülü giriyor. Koku demeyeyim, molekülü giriyor. Ve orada flehmen organı denilen bir organ var ve o vomero nazal organda işlem giriyor ve beyinde amigdala'ya gidiyor ve sakinsin, iyisin diyor aslında. Dolayısıyla biz bu tip böyle ufak alışmada ufak trikler kullanıyoruz. Feromon önemli bir şey. İşte o saçılan o kokunun bu kadar yoğun olmasının sebebi de, ben genç erişkin bir kediyim, bir erkek kediyim, nerede bu dişiler diye bir tür çağrı aslında. Evet, çok teşekkür ederim. Bülent arkadaşımız el kaldırmıştı. Bülent arkadaşım, buyurun. Bülent sesi tamam. Ben de bir iki ekleyecektim ama sayın hocam o kadar güzel anlattı ve o kadar detaylı, yani ben o kadar güzel anlatamam. Gerçekten şey, yalnız Deniz Komutanım, pek şansınız yok, kısırlaştırılsa bile kediniz eşinizin peşinde, onun ilk aşkı olarak devam edecek. Size pek yüz vereceğini zannetmiyorum ama gene de deneyebilirsiniz. Şans işi bu iş. O zaman bana söz hakkı düştü galiba. Şimdi kediyle aramızda büyük bir aşk var önce. yani kuyruğumdan ayrılmıyor. Evden dışarı çıkamıyorum. Yani sokak kapısını, garaj kapısını açamıyorum. Onu bir yere zapt etmeden önce. Gelir gelmez de hemen kokumu duyuyor. 3 kat, 5 kat aşağı iniyor, buluyor. Dolayısıyla şimdilik eşimi, ki eşim de burada kendileri izliyor programınızı zevkle. Şimdilik eşim yerine biri tercih. Nedense bilmiyorum. Belki bir şey, LGBT durumları da var, bilmiyorum. Orada öyle bir şey olmuş mudur? Programladık. Aşıları biter bitmez bir dahaki ay sonu sanıyorum yapacağız kendisini. Güzel de bir veterinerimiz var bölgede. Kısırlaştıracağız. Ama ondan sonra neler olacak? Tabii bilmiyoruz. Suyu değişecek mi? Bize küsecek mi? Bunları falan bilmiyoruz. Ama çok zevkli bir konu. Çok da eğlendirici aslında. Gerçekten evde torunumuz varmış gibi de bizi meşgul ediyor. Gerekirse torunumuz bizden uzakta yaşıyor. O bakımdan da torunumuzun adını kullanmaz olduk bir süredir. Sadece bununla meşguluz çünkü. Yani çok çok zevkli ve büyümüyor. Tebrik ederim. Gramaj olarak işte 1.800. Annesi zaten 2.5 kilo. 1.800 gramda dolaşıyor. Yani 30 Ocak'ta doğdu. Yani böyleymiş bunların tipi. İnce uzun olurlarmış. Öneririm. Yani edinmek isteyenler varsa bir siyam gerçekten eve renk katıyor. Evet, çok teşekkürler Deniz Bey. Mehmet Pala, Mehmet Bey buyurun. Efendim ben başka arkadaşların söz hakkını almak istemem ama ben tabii bu kedilere gerçekten kişisel olarak çok hassas davranan ve bundan etkilenen bir insan olduğum için böyle bir toplantıyı da ilk defa karşılaştığım için tekrar söz alma gereğini duydum. Tabii ben İstanbul'a baktığım zaman tahmin ediyorum, yani bazı yerlerde var, 100-200 bin arasında kedinin olduğundan bahsediliyor İstanbul'da. Ve son 2 yılda da kedi popülasyonunda İstanbul'da bir artış var. Bunu ben görüyorum açıkçası. Şimdi tabii bir yandan da bu işten rahatsız olan insanlar var. Yani şimdi onları da, ya bunlar da hayvan sevmiyor falan diye kategorize de etmek istemiyorum. Bazen zor da oluyor. Kedileri beslerken işte birileri bir karışıyordu falan filan. Yok diyor bahçeyi, işte duvar bilmem ne oluyor, bir şeyler söylüyorlar. Hatta acaba bu popülasyonun kontrol altına alınması için, çünkü benim şu anda sokakta 4-5-6 yerde var. Şu anda 12 tane yavru var şu anda şeyde. Yani şöyle bir 100 metre içerisinde 12 tane büyümekte olan yavru var. Bu sadece 2 sokak içerisinde. Ben bunun üzerine belediyeye yazı yazdım.
Kadıköy Belediyesi'ne. Dedim ki acaba bir program dahiline, demin Ebru Hanım anlatırken onu da, yok Bülent Bey dedi, o beyaz kedilerin dedi çok önemli. Şimdi bende de bir tane var, şuna daha ayrı bir gözle bakacağım herhalde. Şimdi bunlar herhalde bir sistem içerisinde bir veterinerin, yani bu işin uzmanları tarafından belki kontrollü bir şekilde kısırlaştırılması yönünde bir öneride bulundum. Hatta dedim bir proje olursa hani bir parasal destekte olalım dedik. Ama isteyerek seçmediğim bir Kadıköy Belediyesi var. Yani şeyi var. Ondan bir cevap gelmedi açıkçası. Acaba ben hem Bülent Bey hem de Ebru Hanım'a sormak istiyorum. Yani böyle bir durumda bu popülasyonu yok etmek değil asla. Nasıl kontrol altına alabiliriz acaba? Öneri ne olabilir? Onu merak ettim. Teşekkür ederim. Buyurun Ebru Hanım. Şimdi çok haklısınız. Giderek artan bir popülasyon var. Tabii bunda beslemenin de etkisi var. Beslenedikleri için daha fazla üreyebiliyorlar. Ve tabii biz her zaman için veteriner hekimlerin, yani belediyelerde istihdam edilen veteriner hekimlerin sayısı maalesef son derece az. Dolayısıyla hem hastaları tedavi edip hem kısırlaştırmayı yapabilmeleri çok zor. Ancak size tabii ki cevap vermek zorundalar aslında bakıldığında. Hani olumlu ya da olumsuz, ki genelde birçok belediye aslında hazır o bölgede bakıyorsunuz. Hatta kısırlaştırıp size bırakıp hani kısırlaştırma sonraki tedavi süreçlerini de aslında bir bakıma sizden yardım isteyip kolaylaştırma yolunu seçmeli. Ancak bu tabii çok büyük bir problem. Çünkü hem köpek hem de kedilerin sayısı giderek artıyor. Artmasıyla beraber tabii maalesef çok kötü durumda olan, hani soğuk, araba altında kalan, hastalanan vesaire tip gibi bir problemimiz var yani Türkiye'de çok yaygın. Yavru kedilerin herpes, kalisi virüs dediğim göz enfeksiyonları vesaire pek çok maalesef şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Doğanlar da çok yaşamıyorlar. Ancak belediyenin bu noktada size yardımcı olması gerekiyor. Şimdi bunun dışındaki seçenekler özel klinikler olabilir. Ancak özel klinikler hani adı üzerinde kendileri bu işin tamamen vergisini vesaire, tamamen kendilerine ait bir klinik, dolayısıyla ücretsiz yapmaları çok mümkün değil. Ancak bazen yine de şöyle bir şey de yapabiliyorlar. Hani ben aylık olarak genelde meslektaşlarımız gerçekten birçok meslek erbabına göre aslında öyle diyeyim. Çok gönüllü çok fazla iş yapıyorlar. Bunu çoğu zaman dillendirmezler. Hepsi gönüllü olarak der ki mesela ayda ben 4 tane kedi kısırlaştıracağım. Hani tesadüfen ona gelmişti ya da onun bulduğu da olabilir. Tabii mecbur değiller gönüllülük kapsamında. Ya da hani ücreti mukabilinde böyle bir şey olabilir. Ama tabii 12 kedi biraz bütçe gerektirebilir ki, ama siz yardım edeceğinizi de söylemişsiniz belediyeye. Bence çok güzel bir teklif. Ben olsam hiç kaçırmazdım belediye yerinde olsa. Ama kısırlaştırmada tabii ki fayda var popülasyonu kontrol altına alabilmek için. Ben bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten kısırlaştırma hayvan popülasyonu kontrolü için çok önemli. Bu toplantıda gerçekten hayvansever kişiler de var. Bunlar bireysel kendi çabalarıyla, mesela bizim bulunduğumuz site içerisinde birlikte olup, hani derler ya kendi önünü temizle diye, kendi sitenin içerisindeki hayvanları kısırlaştırıp hayvan popülasyonunu kontrol altına almaktadır. Sinan Hanım da burada. Kendisi gerçekten çok destekleri var bu konuda. Örgütleniyorlar ve sorunu çözüyorlar. Diğer bir konu da, devlet aslında bu konuyu kesinlikle çözebilir. Nasıl zamanında biz ilaçlarımızı gidip hastaneden alıyorduk, sonradan eczacılara verdiler. Hepimiz gidiyoruz, eczaneden alıyoruz. Bunu da devlet serbest veteriner kliniklerine sorumlu kılıp ve parasını verdikten sonra bu hayvanlar kısırlaştırılıp kontrol altına alınabilir diyorum. Ve bu arada aramızda Melike Hanım var, soyadı Baysal. Cem Baysal'la bir akrabalığı var mı bilmiyorum ama. İtiraf Melike, edecek misin Melike, itiraf edecek misin? Melike Baysal gerçekten çok takdir ettiğimiz, mesleki çalışmalarıyla Bursa Veteriner Hekimler Odası'nda ve 80 yaş sonrası veteriner hekimlerin hayatıyla yapmak istediği bir kitap var. Bu konuda Melike Hanım'dan da bir söz almak isteriz. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Ben de gerçekten burada olmaktan çok mutluyum. Öncelikle meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum değerli sunumları için. Size de çok teşekkür ederim İsmail Bey. Herkese tekrar merhaba. Ben yani o kadar iyi şeyler söylediniz ki mahcup ettiniz beni, eksik olmayın. Kitapla ilgili o zaman söyleyeyim bir şeyler. Veteriner hekimlik mesleği kadim bir meslek, çok eski bir meslek. Bu sene Türkiye'de 180. yılını kutlayacağız bilimsel eğitime başlamasının. Bu anlamda ben hem hayvanlarla ilgili olduğu için hem sağlıkla ilgili olduğu için mesleğimi çok seviyorum. Ve unutulup gitmesini istemiyorum veteriner hekimlerin anılarının, yaşadıklarının. Çünkü son 20-30 yılda teknoloji, sağlık teknolojisi öyle hızlı ilerledi ki eskiden yaşadıkları şeyler gerçekten sağlık hizmetini sunmada çok özeldi hekimlerin, insan hekimlerinde, veteriner hekimlerinde. Ben de o işte 80 yaşındaki veteriner hekimlere ulaşıp onların anılarını kaydetmeye çalışıyorum ve onu kitaplaştırmak istiyorum. 6 veteriner hekimle bu söyleşiyi yaptık. Umuyorum daha da çoğaltıp kısa zamanda da basabilirim. Çünkü özel bir durum bu durum. Cem Bey, soyadlarla ilgili bir şey söylemediniz. Ben şey, sen devam edecek misin? Bir devam ediyoruz değil mi? Benim kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı ve bu fırsatı bulduğum için de çok mutlu oldum. Böyle özel bir grupta kitaptan bundan bahsedebilmek çok benim için şanslı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz değil mi İsmail? Bir teşekkürü biz ederiz. Tabii biz teşekkür ediyoruz ve sözü moderatörümüz bir dakika. İsmail bir el kalktı ama bir kim o? Sinem, videonu açman lazım yoksa sözlü sonra tamam. Selam. Merhabalar. Tamam. Herkese merhaba. Yani çok teşekkür ederim. Özellikle İsmail Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir hani etkinliğe beni de dahil ettiği için çok kıymetli insanlarsınız. İsmail Bey'in sitesinde oturuyorum. Ben de biraz önce bahsetti. Gönüllü biriyim. Sitedeki kedilerin kısırlaştırılması, tedavi edilmesi ve onların yuvalandırılmasıyla alakalı ve bu konuda İsmail Bey'in kapısını çok çalıyorum. Sağ olsun. O da bize çok katkı sağlıyor bu noktada. Çok teşekkür etmek için aslında açtım. Yakından da takip ettiğim insanlar da var burada. Özellikle Ebru Hoca'yı çok yakından takip ediyordum. Tekrar hani onun anlattıklarıyla çok mutlu oldum. Ben de evimi ona göre aslında düzenleyeceğimi söylemek istiyorum. Benim de evde kedilerim var. Tekrar teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Yüce Mod Cem Bey'e sözü bırakıyorum. Tamam, çok teşekkürler. Evet, tabii bence yine de konuşmacılarımıza çok teşekkürler. Fakat bize Zumbalaki açısından İsmail çok teşekkür hak etti. Onları, bu değerli konuşmacılarımızı yakalayıp o bize getirdi. Bütün katılımcılara, bu saate kadar bekleyenlere de çok teşekkürler. Ben son kez başta söylediğimi hatırlatmak amacıyla konuşacağım. Haftaya çarşamba ODTÜ Sosyoloji Profesörü Mustafa Şen'i dinleyeceğiz. Konusu Türkiye'de din-devlet ilişkileri ve resmi veya gayri resmi Türk-İslamcı örgütlerin Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki faaliyetleri. Önümüzdeki çarşamba, ben onu yarın akşamdan herhalde başlayarak tanıtmaya başlayacağım zaten. Peki, ben videoyu kapatıyorum.